Hakikaten umutsuz bakkalsın. Şu an içimden sana teyze demek geliyor, biliyor musun? Yıllarca tatil yapsan yine kişiliğin toparlanmaz senin. Aynı kafada gidersin sen. Turkuaz yeşile döndü, yeşil çanta, mavi üst, orada yeşiller, çiçekler, böcekler, yeşil güller. Dün gece kombin düşünce yine beni düşünmüşsün demek ki. Evet, doğru söylüyorsun. Kafasını dağıtmak için atölyeye giden bir kadın kafasını dağıtmışlar. Sahte okeyim var ama o yakında düşer elden böyle. Haca yani. Vallahi anneannemin anne 92 yaşında aynı ayakkabılar vardı. Elbiseni hiç beğenmedim. Ayakkabıların korkunç. Yolumsuz bir şey ya bu. Yolum yapamıyorum yani, yolumsuz. Yüzünü, güzelliğini görmekten sıkıldım. Bu elbise sana çok yaşlı. Aynaya bak biraz. Geçen hafta benim sinirlerimi zıplattın. Bu hafta da pazartesiyle açılışı yapıyorsun galiba. Aynen, güzel bir açılış yaptık. Ben bugüne kadar sen bugüne kadar konuşmuyordun ki, sıkıntı ya, orada ağzın yoktu, sonradan bırak buldun ağzını. Yüzden. Was sei man alles kann wer der Liebe. Senin boyun kaç? Yani 1.75 diye biliyorum. Ölçelim mi? Gel Allah aşkına ölçelim. Kim yaptıysa bunu, hakikaten yani otursun kesmesin ya da kendini kessin. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. Duydum ki aşk benden, düpedüz korkarım. Bu küskün halimden pişmanım çok. Kalbimin aynası, yüzümün aynası. Yalancı şu dünyada bir tek dostum yok. Bana göre aşk yok hayatta, bana göre insan. Ekran başına bu tarz benim diyebilmek için yepyeni bir haftaya, hafifçe gülümsemeye ve bizim evimize hoş geldiniz. Değerli jüri üyelerim, hepiniz hoş geldiniz. Artık sizi herkes çok daha iyi, daha yakından tanıyor. Bugüne kadar sizi tabii ki biliyorlardı ama sizin sıcaklığınız, yaklaşımınız, yapmış olduğunuz yorumlar ve her şeyiyle bu tarz benim dedirttiler. Ve tüm hafta herkes sizi konuştu. Alkışlıyorum, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sevgili Sibel Arna, Cemil İpekçi, Chloe Ortaç ve Umut Eker. Ve ben Deniz. Eğer hazırsanız bu tarz benim başlıyor. Bu yeni ben de kim? Aynada bakıştım. Bu yeni ben, ben miyim? Kendimle tanıştım. Oldu, temiz oldu geçmişimin karması. Yıkadı günahlarımdan benim masumiyetim. Cennetten gelen bir melekti sanki. Yıkadı günahlarımdan benim masumiyetim. Cennetten gelen bir melekti sanki. Her şeyim tas tamam, yapmaya çalıştım. Yazlığım, kışlığım, bir de yanına yakıştım. Dünümle bugünüm.
kim? Aynada bakıştım. Bu yeni ben, ben miyim? Kendimle tanıştım. Dünümle bugünüm. Can ciğer kuzu sarması. Geç oldu, temiz oldu. Geçmişimin karması. Yıkadı günahlarımdan benim masumiyetim. Cennetten gelen bir melekti sanki. Yıkadı günahlarımdan benim masumiyetim. O ay, o hilal kaşlara, o süzme mal dudaklara. Gretel. Vallahi neyi söyleyeceğim bilmiyorum. Çünkü hiçbir şey beğenmedim. Hiçbir şey diyemiyorum. Yine galakside kaybolmuş ya. Ceketin rengini beğendim. Siyahla çok güzel olmuş. Ay çok şükür beğendiğim bir şey çıktı. Evet, sen de zor ama çıktı. Bu elbise sana çok yaşlı. Ben aynaya bak biraz. Beğenmedim seni. Sen beğenme beni. Sakın beğenme zaten. Bir parça bir elbiseyi giyip karşıma çıkmışsın. Daha ikinci haftadayız. Utanmıyor musun? Dağlar kızı Reyhan gibi olmuşsun. Bu elbise sana bol çünkü annenin elbisesini aldın çıktın herhalde. Zevk dışı ve kendine uymayan şeyleri bulmak çok zor. Yani bu konuda bu kadar bir başarı 10 puan alamaz. Bu yarışmadan önceki hayatımda böyle bir şey görmedim. Muhtemelen uzayda puan yaşıyordum. Geri sayım başladı. 100 bin liraya gerçekten çok az kaldı. İşte ilk konuğum Müge geliyor.
Hoş geldin. Hoşuna mı gitti? Hoş bulduk. Seni tanımadım desem. Saçlardan değil mi? Bir defa yaptım. Çok iyi hissediyorum. Sanki böyle bir zayıfladın mı? Ne yaptın? Şey. Yani yoğunluktan maalesef zayıfladım. Böyle bir başka 36'yım bir şey. 36'yım ama yaptığım alışverişlerde 36 bile olmuyor artık. Ay. Maalesef. Koşuşturmaktan. Evet, iyi oldu. O kolay değil. Fit olmak yani en tarz, güzel. Fit olmak güzel ama en tarz benim diyebilmek çok daha güzel olsa gerek. Tabii. Bunun iddiasındasın. Tabii ki. Nereye gidiyorsun böyle? Klipte oynuyorum. Hmm. Gökhan Türkmen. Oo. Çatı katı olabilir, bilmiyorum. Şarkıyı da buldun. Evet, çatı katı peki. Düşünüyorum. Öyle bir klip için çağrıldın. Bir klip kızısın. Evet. Hazır mısın? Jürimiz seni beğenecek mi? Arkadaşlarım hazırım. Beğenecek mi? Hazırım. Hadi bakalım. Haftanın ilk yorumları gelsin bakalım. Buyurunuz klip kızımıza. Evet Nil. Gömlek, renk, saçın makyajın çok güzel ama taytla ayakkabı olmamış. Yani teşekkür bu uyumun içerisinde bir tek onu beğenmedim. Teşekkür ederim. Pekala, çok sakin başladık. Gidiyorum bak. Müge. Gidiyorum bak. Hadi Müge, bakalım jürimiz nasıl yorumlayacak? Ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Hiç ayakkabısının burnu da bana batmadı. Bana neyi hatırlattı? Belki de onun için beğendim. Böyle Texas'ta oturan bir kız, hani çiftlikte işte kasabaya iniyor, onun gibi ama o, yani... Bu şapkam olsaydı değil hayır, mi? Şapka olmadı, o da olabilirdi ama yani bana o çizmeler batmadı. O kadar sadesin ki böyle bir farklı bir şey giyip burnunda bir dore olabilirdi. Saçlarını çok beğendim. Çok yani ilk defa seni daha böyle hoş gördüm. İlk defa maşı yapıyorum. Yani. Ben de çok beğendim. Yani bana hiç batmadı. Bana hiç batmadı. Hiçbir tarafı batmadı. Böyle görsem çok beğenirdim. Bilmiyorum, ayakkabıları çok sevdim ben. Yani bütün onun içinde bir dore sevdim. Evet. Teşekkür ederim. Sen tight giyiyorsun. Evet. Yani pantolon değil. Siyah pantolon daha güzel olabilirdi. Serpil'in gibi. Çok daha güzel olabilirdi. Ama tersin bugün. Çok teşekkür. Rujun rengi nefis bir renk, çok beğendim ve saçın çok güzel bugün. Çok mersi, teşekkür ederim. Selam. Merhaba Umut Bey. Hafta içi de sizden bir tarz alsam çok mutlu ama olacağım. Hafta sonu iyiydin. Evet. İyiydin. Evet, özellikle hep sizi andım yani. Sizden hiç alamadığım için andım. Nasıl yani, aranızda bir alışveriş var, biz farkında değil miyiz? Yo, yani ben ona 5 gün... Ay benden hafta kaçmazdım. Içi... Evet, ben hafta içi 5 gün... Ben hiç tarz alamamıştım Umut Bey'den. Vermemişim. Vermemiş. Tarz, evet. Ben de farkında değildim. Ama kişisel bir şey olmadığı ortada. Yok yok, tabii ki canım. Yok. Yani hani iyiyse iyi, kötüyse kötü. Tabii canım. Fakat yani bugün risk almışsın, ben sevdim. Tabii ki eksikler var. Keşke onun altına, o güzel gömleğin altına, o yaptığın güzel saçla birlikte. Ben ona rodeo yıkamı derim. Adı rodeo yıkamıdır. Bir cin giyseydin. Bir de altına bir kovboy çizmesi, hani kovboy çizmesi yoksa da böyle güzel bir ayakkabı giyseydin. Yok, kovboy, kovboy daha doğru tabii, olur. Tabii kovboy, yani gerçeği kovboy ama... İzmir'den geldiğim için burada nerelerden alışveriş yapabilirim tam olarak kavrayamadım. Yani hani kovboy çizmesine benzeyen şimdiki modern çizmeler de var, bulabilirdin. Hani böyle çok az topuklu. Bir dahaki gelecek haftalarda deneyeceğim. Daha doğru, yani çok daha doğru olurdu. Ama hani saçın falan çok güzel olmuş. Rujun da güzel, makyajın. Teşekkür ederim. Sevdim. Çok mersi. Müge, ben seni çok beğeniyorum ve çok yol kat ettiğini de düşünüyorum. Yani hani gün gün gerçekten dediklerimizi yapmak için çabaladığını görüyorum, hissediyorum.
Ama başarılı bir oyuncu olmak istiyorsun sen. Birazcık daha risk almalısın. Yani oyuncu olmak daha değişken bir karakter gerektirir. Ve bunu da aksesuar kullanarak yapabilirsin. Şu kombinde kesinlikle bir şapka olmalıydı diye düşünüyorum. Ve sen de hani iyi bir oyuncu olacaksan o şapka ve oyuncu kimliğine kolaylıkla girebilmeliydin. Şapkam var aslında. Son dakika saçlarımı maşa yaptığı için yaptığım için kullanamadım. Maşanı görürdük yine yani. Böyle küçük bir şapka, yan takabilirdin. Farklı bir şey olabilirdi. Ama yani genel olarak sade buldum ve biraz garanti bir kombin. Çok güzel vücudun var, kilo da vermişsin, harika gözüküyorsun. Hani böyle bizim seni beğenmememiz çok mümkün değil. Ama hani tarz mısın değil misin konusunda gerçekten gidip gidip geliyorum. Sibel, şapka taksaydın, eğer bu kombine taksaydı, yani o tight'ın üzerine... Yani hayır, ayakkabılarını değiştirip bir şapka takabilirdi. Ayakkabılarını değiştirseydi ve bir şapka taksaydı. Yani şapkayı takması için hani şeydir ya... Parçaları şimdi level kullanıyoruz ya, şapka son hamledir. Hani son dokunuştur. Şapkayla başlayamazsın. Şapkayla bitirirsin. Dolayısıyla cinle başlayamadığı için... Şapkayla bitmez. Bitmez. Yani... Tarza gitti mi efendim bu iş? Gitti. Tarzları. Çok... Hadi bakalım ilk tarzını aldın hafta içinde. Teşekkür ederim. Koko. Ben de tarzını diyorum. Tarz dedi Cemil Bey. Çaban için tarz. Çaban için tarz. Hadi bakalım Müge Kaptan Yıldızları. Güzel başarılar. Serpil geliyor. Bakalım sizin için de farklı mı? You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to run and to hype me. It feels good when you know you're down, a super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat up you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living in your... Evet Serpil, nasılsın? Merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. Siz? İyiyim. Nereye gidiyorsun böyle? İşten kız arkadaşım hafta sonu işte. Alacak beni akşamüstü. Bebek'te bir yerde, kafe tarzı bir yerde kız kıza sohbet edeceğiz biraz. Bebek'te 3-5 tur atalım durumu. Aynen. Peki, hadi bakalım. Tur atma kıyafetimiz efendim hafta sonu için. Evet, Lidya ile başlayalım. Pantolonunda daha fazla yırtık olabilirdi. Ortadan bölsen belki güzel bir kombin, iki tane kombin çıkartabilirdin. Ama hiç olmamış. Olmamış mı? Olmamış, hiç beğenmedim. Ne yapsaydım peki? Yani ne yapmamış derdin? Daha spor isterdim. Ya da saçın at kuyruğu isterdim. Bu şeyle. Ceketle. Ceketin rengini beğendim. Siyahla çok güzel olmuş. Ay çok şükür beğendiğim bir şey çıktı. Evet, sende zor ama canım. Çıktı. Kişiliğini beğenmiyorum çünkü başta. Pardon? Evet, kişiliğini beğenmiyorum. Ne varmış kişiliğimde? Hoşuma gitmiyor. Ne kadar bazı tanıyorsun da beni kişiliğime? Bazı hareketlerin hoşuma gitmiyor. Ne mesela? Yanlış yaptığın şeyler var. Allah Allah. Evet. Ne sana karşı çok mı? Çok enteresan. Bana karşı Ebru Hanım. Çünkü şöyle, ben erken bir sponsor buldum. Ve bunu paylaştım arkadaşlarımızla. Onlar sponsor bulamadıkları için... Gitti benim sponsorumdan sponsorluk istedi ve çok iyi bir insan. Gerçekten mükemmel Pardon. Bir insan. Verdi mi o da? Tabii ki de verir, versin de. Ama benim hoşuma gitmeyen şu, aynı mağazadan giyinebiliriz, benim için hiçbir problem yok. Ama önce bana sorması gerekirdi. Ben olsaydım sorardım, bana göre. Bir dakika. Dolayısıyla benim hoşuma gitmedi. Ben ona gidip de bana sponsor olur musun demedim. Bu bir. İkincisi bana yardımcı olacağını söyledi. Ben de öyle bir teklif karşısında hayır Sen demedim. Sen rica etmişsin. Yani ben senin yerinde olsaydım bir Lidya'ya bir telefon açayım. Hepimizde numaralarımız var. Bir arayayım derdim, Pardon, bir sorayım da, derdim. Pardon da butik sahibi sen misin yani? Hayır, butik sahipliğinden değil. Bence etik değil. Yani ben sana sorardım. Etik çok net değil? Söylüyorum. Hatta şu anda diyorum ya hani etik dışı davranmana rağmen ben sana yine şu anda geçen öyle bir hafta olsa benim sinirlerimi zıplattın. Bu hafta evet. Da pazartesiyle açılışı yapıyorsun galiba. Aynen, güzel galiba. Bir açılış yaptık ve böyle gidecek büyük bir ihtimalle. Çünkü gerçekten etik dışı bir hareket yaptım. Ben senin yerinde olsaydım özür dilerdim ve arayıp zaten sorardım. Hiç özür dilemem. Özür dilenecek bir pozisyon da yok, durum da yok yani. Benim yorum bu kadar. Teşekkürler. Peki Lidya, rekabetin söz konusu olduğu bir yarışmadayız. İkimizin ki. Aynı mağazadan giyinmesi. Senin bir takım önceliklerini elinden alacak mı sence? Biz farklı tarzlarda giyiniyoruz. Eminim ki almayacaktır. Benim sorunum bu değil. Hatta gidip beraber bile alışveriş yapabilirdik. Hani ne anlamda?
ben bunu giyeceğim, sen giyme. Evet. Ben bunu giyeceğim, sen bunu giyme diye paylaşabilirdik. Koskoca mağaza hepimize yeter. Ben kesinlikle bunu savunuyorum. Buna inanıyorum. Ama etik dışı, çünkü gidip tek başına böyle bir alışveriş yapmaya kalkması. Ya bana seni göre de yanlış. Alırım bir daha. Bir dahaki sefere seni ararım. Tamam mı? Bana yardımcı olursun. Hayır, o ben yardım anlamında değil. Bir sorman gerekiyordu. Hatta niye sorayım ya? Senin için bir problem olurdu demen gerekiyordu. Bana göre. Yes. Benim fikrim. Bana göre etik dışı. Sen nasıl bakıyorsun bu meseleye? Yarışma sponsor yarışması mı yoksa tarz yarışması mı? Bence bu tartışılabilir. Sonuçta ben kendim uğraşıyorum. Sizler gidip hazır alıp giyiyorsunuz. Hazır almadım ben ya. Ben senin için söylemiyorum bebeğim. Hadi diyelim sponsordan giyiniriz. İki gündür giyiniriz. Arıyorum ben. Geçen hafta sen sponsordan giyinmedim ben. Geçen hafta okay, bir tane her neyse. Sadece. Akıllılık yapmış, sponsorunu paylaşmış seninle. Bu neden seni rahatsız ediyor? Bence benim güzel söylediğim bir şey yapmışsın. Sadece ve sadece arayıp Lida senin için problem olur mu diye sorması gerekiyor. Niye problem gerekiyor. Olsun gitsin, ki? Gitsin giyinsin önemli ne, değil. Oradan aldığım başka kıyafetlerin bana daha çok yakıştığı için mi Lidyacığım? Ben görmedim senin üstünde. Daha yakışacak. Bence bana daha çok yakıştığı için kıskanıyorsun. Sanmıyorum. Ceketin de güzel olmuş tamam. Serpil bebeğim. Ceketini çok beğendim bu arada. Teşekkür şu ederim. Şu espri de çok güzel. Aynı sponsordan giyinin biz de eleştirelim. Çünkü ben daha güzel taşıyacağım için zaten problem yapmak çok normal. Giyinelim aynı sponsordan. Anladın bir mı? Rahatsız eden nokta o değil. Ben zaten giyinme demem. Hayır gitmeyeceksin bebeğim, oraya gideceğim. Bebeğim niye giyemezsin zaten? Sen kimsin diyeceksin yani. Senin için bir problem olur mu Allah demek. Sen de yarışmadayız benim sonuçta. Gibi. Yarışmadayız anlatabiliyor muyum? Ne olursa peki, olsun. Peki İdil de bir şey söylemek istiyor. Allah çok sinirlendi, ayağını sallıyor bakın. Ay evet sinirlendim çünkü çok boş işlerle uğraşıyorsunuz. Aynı mağazadan da giyinebilirsiniz. Aynı kıyafeti de burada ikiniz aynı anda da giyebilirsiniz. Sonuç olarak bunu nasıl kombinlediğiniz önemli. Ve burada kimse kimsenin ne sahibi ne de kankası. Kimse buraya kanka olmaya gelmedi. Kimse kimseye bir şey sormak zorunda da değil. Ben istersem hepsinin sponsorundan gidip tek tek aldığı kıyafetlerin aynısını da isteyebilirim. Bu kimseyi ilgilendirmez. Burada gelip aynı şeyi ben daha iyi taşıyorum diye sergileyebilirim. Başka yapacak bir işleri olmadığı için boş boş sponsor hayır, muhabbeti Lidya yapıyorlar. Hayır Lidya boş muhabbet yapıyor şu anda. Boş muhabbet okay. yapıyorlar. Hayır ben demek istiyorum ki senin aldığın yerden sen giderken Lidya'ya sormak zorunda değilsin. Lidya tabii da sana sormak ya. Zorunda değil. Niye sorayım yani? Hatta aksine rekabet olsun diye özellikle Lidya'nın sponsorunu araştırıp gidip oraya yalvarabilir. Bu çok normal bir şey. Burası bir yarışma. Sen ki yapar mısın? Yaparım. Niye yapmayayım? Rekabet söz konusu. Peki ben yapmam. Her yerde olurum diyorsun. Belki de hepsinin sponsorunu aramışımdır. Ben diye. Yapmam. Yok ben yapmam gerçekten. Yapmazsan ben yapma ya. Ne o senin sıkıntın. Allah bir şey söyleyeceğim. Allah. Senin kardeşin değil, annen değil, baban değil. Sana sormak zorunda değil ki. Hayır senin... Aynı yarışmadayız, sürekli beraberiz. Hani sadece tamam. Seni rahatsız eder mi diye bir soru. Çok basit. Üç ama kelime. Bunu yapmak zorunda değil. Yapsa hayır, güzel olabilir ama yapmak bu. Zorunda değil i̇zin ki. İzin almak da değil bu. Hani tamam, seni rahatsız canım eder benim. Ben olsam bunu yapsa düşünürüm. Yapsa senin hoşuna gidebilirdi ama bunu yapmadı diye ona kızmaya haklı. Evet, hayır, ben beni rahatsız etti sadece, sadece. Bunu dile getiriyorum. Yani. Niye bence çok da iyi bir şey yapmış. Rekabet söz konusu. Senin bence de iyi ki gitti. Bulmuş. O ayrı. İyi ki gitti. İdil'e göre gayet normal, Lidya'ya göre daha etik davranması gerekiyordu. Müge ise bu durumdan rahatsız değil. Hadi gel bakalım jürimiz nasıl bulacak seni? Ben hiç beğenmedim. Ya. Niye beğenmediğimi söyleyeyim. Yani seni geçen hafta çok daha beğendim. Bu hafta yani üstündeki hepsi birbirine çok uyumlu. Ben çantayı sevmedim. Çok kötü bir çanta. Dediği gibi bir tek dizinde yırtık oluşunu sevmedim. Hani tek bir nokta böyle sanki anlamı yok. Çünkü yırtığı da çok iyi kullanmak gerekiyor. Yani böyle tam diz kapağının ikisinde de aynı yırtığı kullandığında o zaman hani öyle gibi olmuyor. Diz kapaklarımı göstermek istiyorum gibi oluyor. Hı-hı. Halbuki yırtık o anlamda değil. İçindeki bluzla, aksesuarla, çantayla, bir de buranda böyle bir plaket var. Şeye benzettim seni yani bugün. Lalet Tayin, otelde bir davet var. Sen de orada host kızlar var ya karşılayanlar. Evet. Onlardan bir tanesi gibisin. Yani geçen haftaki tarzını tutmaya başladığını umut etmiştim. Şuradaki hele bu... Orada isim yazar plaka gibi. Yani isim yazıyor gibi onu sanki oradaki. Hani işte buradan da tanınıyor kim olduğu. Hani evet yani bir daha defilem olsa hoş karşılayıcı olurdum. Ama tarzı olmayan terbiyeli edepli bir halde beğendim. Evet bu asla bebekte hafta sonu kafeye arkadaşlarla kafeye gidiyorum kılığı değil.
Bu çok uslu, çok iş kılığı bir kere. Hani sen gayet formal giyinmişsin bugün. Yani ceketin, içindeki gömleğin. İşten arkadaşlarla gidiyorum dedi. Yani ama o işten anlamda arkadaş... böyle bir as üst ilişkisi varsa bir... Yine de yani hafta hani... sonu insan işten arkadaşlarla gittiğinde yani üstünle de buluşuyor olsan kendi tarzını ortaya koyabilirsin. Üniforma gibi bir ceketle gitmemen gerekiyordu. Bir tek pantolonun hani başka bir şekilde kombinlenseydi olabilirdi. Ya da bu kombine asla bir yırtık pantolon giymemeliydin. Hiç yırtığın hiçbir tarafını görmek istemiyorum. Çok kötü değil ama aynı zamanda tarz bulmadım. Ceketin rengi güzel, beğendim ama kesinlikle daha renkli bir pantolon çok daha güzel olabilirdi. Blue sevmedim, çok fazla kumaş var. Ve çantayı hiç sevmedim maalesef. Teşekkürler. Peki Umut'cum. Şimdi şöyle, ben önce şu konuya bir açıklık getireceğim. Ya zaten sokak modası denilen şey tamamen tasarımların bir şekilde uygulanıp sonra hatalı olup sonra moda haline gelmiş hali. İşte o yıkamalı tişörtler, yıkamalı sivitler, ondan sonra denimin kendi halinde kullana kullana eskimesi. Ya dolayısıyla Cemil Bey'in de dediği gibi o yırtıklar çok yanlış. Sen oturmadığın sürece onları göremeyeceğiz. Çok evliti duruyorlar. Hayır, görülüyor. En kötü tarafı kötü duruyor. Evet. Yani manası yürürken yok, böyle ay şeye benzetti bir de. Karşıya geçen vapur yok mu? Hı. Arasında sıkışmış gibi. Hani oraya vapura sıkışmış, aynı yerden kesmiş. Şekersiniz ya. Dizlerimi sıkıştırmışım gibi. ceketinin kol astarını sen mi kıvırdın yoksa öyle mi? Öyleydi. Dikili mi peki öyle olup da? Evet. Ha. O zaman tamam, onda da hata var. Çünkü iç astarı çok güzel. İç astarını şöyle bir aç. Yani en azından ceketin kol boyunun bu kadar yapılıp şu kadar bir astar görseydik kolda, o zaman belki de güzel olabilirdi. O, bir de o ceketin yakasına öyle bir şey giymişsin, içine beyaz. Tersini, ceketi ters çevirip bir giysene. Kesin daha güzel olacak. Bak şimdi ne çıkacak ortaya. Ya işte bak. Cemil İpekçi farkı. Değil mi? Yani bak şimdi. Göz var. Sizden de böyle hamleler bekliyoruz. Aldığınız bak. Şekilde giyinmeyin hiçbir şey. Görüyor musun? Yani ne kadar fark etti. O kolyeni de saklasana. Mesela şimdi deseydi ki ben bu ceketi böyle aldım ama ters giyip geldim size diye. Evet, başka bir şey uyandırırdı belki. Yok, o zaman yani İç etiketlerini kes ve giy. Arkana bakalım nasıl duruyor ceketin. Ne kadar çok güzel. Çok hoş güzel. Ya. Bir tek etiketleri değiştirecekti. Buradan söylüyorum. Kim bu ceketi yapıyorsa bunu böyle koy vitrine. Evet. Serpil, çok böyle bugün hanım hanımcık kolunun altında sıkıştın kaldın böyle, tamam giyinmişsin ama bir rahatlasana. Evet. Rahatım. Müzik mi vereyim sana, ne yapayım? Şöyle bir iki müzik salır, lazım. Bir saçını at. Nasıl müzik? Ve enerjin uçağa çıksın. Aa, ama nasıl çıkacak? Kızlara yani? Bir dans yapıyormuşsun arkada. Onu görmek istiyorum. Haberi geldi. Hemen söylediniz mi? Hemen geldi kulağıma. Çok kötüsünüz ya. Bir daha kuliste hiçbir şey yapmıyorum. Bundan sonra bitmiştir yani. Olur mu canım? Eğlenmek için buradayız. Ya evet, beraber. Kuliste uzun saatler beklediğimiz için tamam. Öyle müzik çalıp öyle hani eğlenelim işte. Evet, enerji biz de eğleniyoruz. Hepimiz dans ediyoruz. Yok mu? Çıkmaz mı? Kısa
kısa bir süre için dayanılabilir olurdu. Evet, bu dansımla gülüyorlar bayağı. Evet, bir de hepsi de atladılar oraya, sağ olsunlar kızlar. Müthiş dans ettiniz, tebrik ediyorum sizi. Bu bir stil midir arkadaşlar? Tarz mı değil mi Serpil? Ha, ben bu ceketi buldum ama bunun tersini giydim deseydi bir umudum olabilirdi. Evet. Ama ben söylediğim için o zaman ben giyineyim. Tarzsınız Cemil Bey. Hayır, değil. Hayır. Tarz değil dedi. Peki, Koko. Böyle mi söylüyorum yoksa? Öbür türlü. İlk geldiği haline. Böyle çok güzel ama tarz değilsin. Tarz çok değil. Teşekkür ederim tarzıma. Ben son bir şey söyleyeceğim. Sonra da karar vereceğim. İçine siyah boğazlı bir şey giyseydin, dar ve uzun kollu. Ceketin kollarından çıksaydı çok güzel olurdu. Ama tarz değilsin. Tamam, bunu öyle uygulayacağım o zaman. Dışarıda. Ha, bize uygulama, dışarıda uygula. Tamam. Peki. Tamam diyor bir de. Tarz değilsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bay bay. Değişim güzeldir. Değişime adım atabilmek aslında önemli bir cesarettir. Burada ona gün be gün izliyoruz. Sonya geliyor. Bakalım kararı hep birlikte verelim. Hani bir süre sonra her şey düzelirdi. Biraz nefes almak bize en güzeliydi. Güzelliğim aynı, ardında nefesi. Bana yanlış yerlerinden asma. R&B'ci. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun böyle? Ben duyguyu istedim. Yani ailecik istedik. Kayınvalide misin? Hayır canım. Ha. Ben kuzenim, süt kardeşim. Ha, tamam. Onu istedik. Aldık, nişan yapıyoruz. Ha, nişana. Evet. Peki, kuzeninin nişanına gidiyorsun. Evet. Hadi bakalım. Evet Aygül. Kuzeninin nişanına değil de oğlunun nişanına gidiyor gibisin. Bu elbise sana çok yaşlı. Hiç yakışmamış. Ve daha renkli, sen? Daha renkli bir şeyler gibi. Bu benim kombinasyonum gideceğim yere uyuyor ama seninki uymuyor. Çok yaşlı duruyor. Güzel aynaya bir tenin var. Lazım, o tenine yazık ediyorsun. Yani hakkını gözler, ver. Gözler kalbin aynasıdır. Efendim? Aynaya bak biraz. Gözler kalbin diyorum, aynasıdır. Kalbin aynasıdır. Canım aynı gözlerim değil konu. Konu senin kıyafetin yakışmamış. Kaldıramıyorsan yapabileceğin bir şey yok. Senin tarzın değil. Çok aşikar kendi tarzın tamam. Olan bir şey giysene. Buraya tarzın olduğu için gelmiyorsun aslında. Tarzını bulmak için geliyorsun daha çok. Ama sen herkes... tarzını bulmuştun, kaybettin. Ben en azından Allah bulma derdim. Sen hiç bulamadın zaten. Ama ben sen arıyorum, hala bulmaya çalışıyorum. En azından en bulup azından kaybetmek de var senin sen gibi. Sen hiç bulamıyorsun. Canım sen tarzını kaybetmişsin. Bu çok bebeğim. Yaşlı senin için. Canım olmamış, benim. Kıyamam beğenmedim sana seni. Ben. Melek beğenmedim yüzlü şeytan. Seni. Beğenmedim seni. Beğenmedim. Bütün laf sokuşlarına rağmen beğenmedim. Evet. Hayır. Beğen diye söylemiyorum zaten. Sen beğenme beni. Sakın beğenme zaten. Şu an içimden sana teyze demek geliyor, biliyor musun? Terzi kendi söküğünü dikemez demişler. Canım Aygüncüm, sen daha o iğneyi ipliği birbirine geçirememişsin bile. Yani sökük kısmına gelememişsin bile. O yüzden istiyorsan... Değilim ki, beni terzi mi zannediyordun sen? Ay canım, bu deyim. Birazcık da atasözü ve deyimler kitabı getireyim. Onlara da bak da anlamlarını anla, tamam mı? Gerek yok canım. Tamam, ben gerek var var. Söylediklerimi anlamıyorsun çünkü. Anlamak istemiyorum seni. Ay, spot ışıklarını konuşacağım. Ya seninle konuşmuyorum. Sonya, saçın çok güzel olmuş. Teşekkür gerçekten ederim. Yüzünü gördüğüme çok sevindim. Ama sanki bu senin elbisen değil. Hani sanki birinden böyle akşam işte Duygu'yu istemeye gideceğiz. Vallahi kıyafetim yırtıldı. Değil, sende seksi bile. Bir şeyler vardır, ver. Belki onun kayınçosu vardır, o da bana bakar falan gibi mod olmuş. Hani senin arada elbisen belki değil. Ben de kaynarım, ne olacak senin canım? Senin elbisen değilmiş gibi geldi bana. O kadar çok sana yakıştıramadım. Ama şimdi ben hep kendi istediğimle gelsem bu sefer de çok diyeceksiniz spor. Ben hem size uymaya ama çalışıyorum. Ama sana çok yakışan bir türü şeyler de var yani. Bu yok senin ya. Elbisen değil bana göre. Peki hadi bakalım jürinin karşısına doğru alalım seni. Tamam, bu senin tarz değil ama
Bence yakışmış sana. Yani senin vücudun çok güzel. Yani teşekkür ederim. Böyle body gibi elbise. Kum saati. Evet. Saçın çok güzel. Saçlar çok güzel. Utandım. Ayakkabıların ve çanta beğenmedim maalesef. Ayakkabılar biraz sade, yani kesinlikle farklı bir renk çok daha güzel olurdu. Altın bir çanta çok daha güzel olabilirdi. Ama bu tarz yakışmış sana. Teşekkür ederim. Ben de beğendim. O kollarındaki dantel elbiseye bağlı değil, değil mi? Şurada ama ha, bağlı şey mı? Var, evet. Güzel. Sanki bağlı değilmiş gibi de duruyor. Sadece şey, hani bu elbisenin yani kısa da olabilirdi fakat sana kısa olmazdı. Evet. Diz altı olup biraz daha dar olsaydı. Düşündüm aslında kısaltmayı da sonra vazgeçtim. Yok, iyi yapmışsın. Ama biraz daha diz altı olup biraz daha inseydi şu şekilde. Evet, şurada olsaydı muhteşem, çok daha güzel olurdu. Muhteşem olurdu. Sevdim. Teşekkür ederim. Peki Sibel'cim. Ben de ayakkabı ve çanta tercihini beğenmedim. Kolyeni de elbisenin tarzına yakıştırmadım. Yani elbise çok romantik o tüller, kol detayları dolayısıyla. Kolyen o romantizmi birazcık baltalıyor. Senin asıl kimliğine gönderme yapıyor. Bunun dışında ama güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Buyurun ben efendim. Şok geçirdim. Çünkü kafasını çok beğendim. Geçen hafta da bütün her şeye rağmen onun bir tarzı var. Bir şeyi çok yanlış düşünüyorsun. Şimdi tarzı olmak demek, abiyede de onu devam ettirebilmek demek. Sen benim için çok böyle rock, DJ, hani var ya öyle bir kızsın. Derken birdenbire tutmuş, yandaki Melahat Hanım demiş ki komşu, aman demiş ne olur kızım böyle gelme düğüne. Hani çok göze batarsın. Burada böyle bir aileler var. Sen birazcık daha hanım giyincik demişsin. Ama genellikle düğünlere böyle senin, gidiyorum. Senin yaşına 10 yaş katmış bu elbise. Hı hı. Şuradan yukarısı harikaydı. Ama ben seni tekrar geçen haftaki gibi olsaydı, bir de hayatımda kırmızının en sevmediğim tonudur bu. Yani ne nar çiçeği, ne o kırmızıdır. Evet. Kirli kırmızı gibi bir renk. Bir ayakkabılarda, ayakkabıları da yani ayakkabı seçerken bu kadar güzel bir bacağı, bu kadar yani hanım annem ayakkabısı. Yani ben hakikaten şok geçirdim seni görünce. Niye bu kılığa girdin diye. Katiyen yani tarz bulmaya çalışıyorsan tam tarzını bulmaya başlarken yarı yoldan geri döndü. Anladım. Yani onun için de sen değilsin benim için bu. Evet. Tarz mı Sibel? Önce tabii hani şık olmayı öğrenecek, sonra kendi tarzında şık olmayı öğrenecek diye düşünüyorum. O yüzden bugün sana tarzsın diye. Teşekkür ederim. Cemil Bey tarz değilsin dedi. Koko? Kombini çok sevmedim ama elbise kesinlikle çok güzel. Teşekkür o yüzden ederim. Tarzsın diyorum. Teşekkür okay. ederim. Umut tarz mı? Bana kaldığı zaman çok seviniyorum. Ben Cemil Bey'in söylediklerine full katılıyorum. Yalnız şey, yine de bugün bana derbi toplu geldin. Çok acımasız olmayacağım. Ama söylediklerinde çok haklı. Sonuç olarak tarz. Teşekkür ederim. Hadi bakalım Kaptan Yıldız'ı. Ya ya la vali ya la vali ya. Ya la vali ya la vali ya. Senin boyun kaç? Yani 1.75 diye biliyorum. Ölçelim mi? Gel Allah aşkına ölçelim. Değil yani. O kadar da değil. Ölçtük daha ne? Sibel ben, benden uzun mu? Sibel'in saçlarını dur. Şunu yaparsak uzun. Ah kızım, yazık o tavuklara yolunmuş. Üstün yaz, altın kış, hangi mevsimdesin anlamadım. Bu hafta da bakıyorum aynı şekilde devam ediyorsun. Facia yani. Elbiseni hiç beğenmedim. Ayakkabıların korkunç. Evet, doğru söylüyorsun. Kafasını dağıtmak için atölyeye giden bir kadın kafasını dağıtmış zaten. Ha yok yani saçından başına bir Gretel. Gretel'in böyle 1944'leri. Öykü geliyor.
1.75. Nereden 1.75? 1.75. Uydurma. 1.75 falan değilsin. Ben 1.72'yim. Senden uzunum. Nasıl 1.75'sin sen? Hadi ayağımda da tamam var şu anda 7 santim. Senin de içinde platform var. 1.75 mi sizce? Gizli topu bu. 1.75 olsa diyelim 59 kiloyum diyor. 59 kilo. Neyse burası da güzellik yarışması değil zaten ama hani bir şeyler diyorlar ya sana. Sen boyunu 1.75 zannetme diye diyorum. Yani 1.75 diye biliyorum. Kimi ölçtü seni? Nereden nereye 1.75'sin? Ölçelim mi? Var mı? Var mezure var. Hadi gel ölçelim. Var mezure. Gel Allah aşkına ölçelim. Hep birlikte mi ölçelim? Hay hay. Kim, Umut mu ölçelim? Emi beni isterse o. Ben oturdum. Ben oturdum. Yani 59 kilo olduğuna katiyen inanmam. En az 65. 65 kilo diyorsunuz. Çünkü bu boyda 59 kiloysa normal inceliğe gelmesi için en az 14 kilo vermesi lazım. Yani yok ben değil. 59 kiloyum, 1.73 boyum var. Gelin ölçelim, ölçecek misiniz boyunu? Hayır ben ölçmeyeceğim. Ölçmeyeceğim. Hayır boyu ne ölçeyim canım? Abi ben ya tamam gel. Alalım boyunu ölçün. Öyle hadi ya Sibel. Bir ölçelim ya. Valla ölçün ikiniz. Hadi boyunu gel. Ölçün alalım. Hadi gençleri ölçün. Ben çünkü Cemil Bey sadece ve sadece bulamadım. Başka ölçüler alalım. Siz of. Bununla boy ölçeceğiz ilk kez. Ya Sibel'e de bakın ya. Yol seni de görmedik yani bu arada zannetme Sibel. Sibel. Teşekkür ederim. Arna. She said she. Bu ne böyle ya? Ben değil boy ölçeceğiz. Ben kafasını tutuyorum sen. Ay, sürprizlerle dolu bir jürim var. Biri pilot kostümüyle yeah, gelir. Yeah, öbürü. Yeah, yeah. Kaç oldu? Buradan bir evi. Bir evi. 50 tamam. Ne yaptın kız ya? Bir evli, 20 daha ekle. 20 daha ekle. 1.70 topukluyla 1.70. Gizli topuk var onda. Yok hayır 1.70 değil boyum yani. Ölçebilirim ama değil yani. O kadar da değil. Ölçtük çünkü daha ne? Ölçtük valla bol kıyısı lisedeyken ölçülmüştüm. Yani 1.71 falan da onun üstüne de. Ne zaman? Lisedeyken. Onun üstüne de uzadım yani. Uzamışsındır. Değilim yani eminim. Kim daha uzun? Kim daha uzun? Sen. Tamam bak bende de az topuk var sen yani. Sen kaçsın? 73'üm ben. Ben, Sibel benden uzun mu? Neredeyse aynısınız. Aynıyız. Tamam. Valla ben kendimi 1.71-1.72 biliyorum i̇şte ama... Yani Sibel'in saçlarını dur. Şöyle yaparsak uzun. Neyse yani tamam. Peki. Şartlası 1.70. Türk standartlarının üzerindeyiz diyebiliriz. Yani tabii. Onun için şanslıyız. Koko seni çağırmıyorum bu boy meselesine. Çünkü zaten sen yani... Oğlu yaşmıştın. Neden konuyu buraya getirdin? Bir şekilde konu da uzadı. Yani yaş, kilonu ve boyunu yani sen bil ki bize öyle yazmış olabilirsin. Olabilir yani 1.75 güzel bir boy ama ne demek istedim hiç aktın sen. Peki. Peki nereye gidiyorsun böyle? Neon. Renklerden olsam bir partiye gidiyorum. Ha. Neon giyilecek. O yüzden böyle giyindim. Neon gecesi parlıyor evet. Herkes. En parlak sen misin acaba? Bakalım. Bakalım. Var mı yorum arkadaşlar? Evet Ecem'le başlayalım. Evet bebeğim nasıl desem. Üzülüyorsun sonra ama bence göbeğini açmamalısın. Seni beğeniyorum, yüzün hoşsun. Hatta şu renkli tüyler bile sevdim ama... Açma göbeğini biraz. Yani şimdi balık etliyim diye göbeği açık giymeyeyim. Ya iki hafta sonra aç. Açma. Bir yani kilo vermişim biraz, zaten. Biraz açma, açma yani. Üzülmezsin. Üzmezler peki. Seni. Biraz önce de başka bir arkadaşımıza söylediler. Öyle kesikler hoş olmuyor o pantolonlar. Ve ayrıca o pantolon düdük gibi durmuş üstünde. Üstün yaz, altın kış. Hangi mevsimdesin anlamadım. Ben uyumsuz olabilirim ama benim mevsimim belli. Yani o pembe hele, o pembe o bluzunla hiç olmamış. Ben bilmiyorum. Altına mesela çok renkli, o kolyelerinin renginde böyle geniş bir etek giyseydin, böyle beyaz bir şey 21 giyseydin, yaşındayım ve daha hareketli giymiyorum. Bir şey giyseydin. Senin gibi tamam. Yani... Ben de altın, hareketli anne, giyerim ama bu şekilde anne, giymem. O pantolon da olmamış yani. Sana. O pantolon olmamış sana. Üstün başka mevsim, altın başka mevsim. Önce hangi mevsimde olduğuna karar ver bence. Ve o pantolon sana küçük. Emin misin? Evet küçük. Ben geçen hafta Öykü'nün performansını beğenmedim. İzlemek istedim ama bu hafta da bakıyorum aynı şekilde devam ediyorsun. Facia yani. Hani o gizli topuk zaten ben hiç anlamıyorum onu kompleksli ayakkabısı gibi. Nedir yani topuklu ayakkabıya hani spor ayakkabıya topuklu ayakkabı çok saçma yani hiç beğenmiyorum. Yok dışarı çıkarken senin de ihtiyacın yok zaten ayakkabı. Giyme bence. Zaten boyun uzun. Bir de o bluzun hiç beğenmedim. Yani bence göbeğini açma, kesinlikle açma. Bu kadar.
Öncelikle evet göbeğe açık yakışmamış ama bunu giydiğin için seni yani tebrik ediyorum. Çünkü bu her yiğidin harcı değil. Kendine güvenip giymiş olabilirsin. Yani biraz fazlan var diye bunu giymeyeceksin diye bir şey yok. Yani. İstediğin gibi giy, yani kimse de umurunda olmasın. Ayrıca o sneakerlar yaz kış giyilir. Giyebilirsin yani. Ben de kullanıyorum yazın. Şortla da kullanıyorum. Çok da güzel durduğuna inanıyorum. Tamam. Bilmediği için arkadaş yaz mı kış mı tutturamamış olabilir. Ama ayakkabıları, çantayı ve tişörtü aynı kombinde sevmedim. Peki. Hadi gel bakalım. Gel. Ah kızım, yazık o tavuklara yolunmuş. Her birini ayrı bir renge batırmışsın. Şu kolyeyi çıkarsaydın. Bir de senin de o dizlerinde birisi gelmiş, yırtmış iki dizini birden. Yetmemiş, pembenin biri pembe. Üstündeki pembe değil bir defa. Elindeki shocking pink dedikleri o şok edici floresan pembe. Ayakkabıları fena değil ama tümüyle beraber... Ah! Ki ah! Yani hiç beğenmedim gerçekten. Çok özensiz. Böyle... Gerçekten çok özensiz duruyorsun. Yani hangisine ne söyleyeceğim ayakkabıların... Evet bu ayakkabılarla bir sorunum yok, giyilebilir ama duruşu... Yine böyle ayağının formu çıkmış. Önden kötü duruyor, kaba duruyor. Yine o hani taraklı kısım belli oluyor herhalde. Ya da çok fazla giydiğim bir ayakkabım bilmiyorum. Biraz giyilmiş duruyor. Atlet üzerindeki sana küçük gibi duruyor. Karnını açmanla ilgili hiçbir sorunum yok. Gençsin. Hani hiç ve kilo fazla olduğunu gerçekten düşünmüyorum ama sen kilona ve vücuduna göre giyinmiyorsun. Yani gizleyebilirsin. İncecik gözükebilirsin burada. O kadar senin elinde bir şey ki. Nasıl kaç kilo verdin peki? Falan yani diyebiliriz biz göbeğini sana. Göbeğini kapatarak. Ya bir kere bak kolların şu anda kalın. Böyle bu kadar ince askılı giymemen lazım o kalın kollara. Yani daha olduğundan daha kalın gözüküyor çünkü. Hani daha kalın askılı bir şeyi tercih edersen kollarını daha ince görebiliriz biz. Şuranı kapatma mesela zaten hani... Daha bir ferahlığa ihtiyacın var vücudunda. Orayı da kapatıyorsun. Burada da bir boğulma var yine. Yine kalın gözüküyorsun olduğundan. Olmamış. Peki. Ah. Koko? Ben de hiç sevmedim maalesef. Bu bluz yani rengi çok açık. Yani her bu pembe farklı, bu pembe farklı, bu pembe farklı. Kesinlikle boyfriend gibi bir t-shirt beyaz. Bir de bir küçük ceket, 10 katlı daha güzel. Ayakkabılar sevmedim. Neon partiye gidiyor ama. Evet. Ama ne tarzın? Neon parti mi? Neon partiye gidiyor. Tamam o zaman. Yok yine olmuyor bence. Neon tarzı mı? Neon bize... partiye gidiyordun sen değil mi? Neon parti. Doğru duydum ben. Evet, neon renklerinde giyince herkese aman diyordum. Lüzum yok kızım. Bir ampul dolayıydın etrafını daha hayırlıydı. Neon kullanmak öyle kolay bir şey değil. Peki, tarz değil dediniz. Koko, tarz değil. Cemil Bey, değil. Değil, teşekkürler. Üzgünüz Öykü, seni yerine alıyoruz. Evet, amacımız tarz meselesini bu podyumda konuşturabilmek. Acaba Nazlı bugün bunu becerebilecek mi? Merhaba. Yani Nazlı bak her tarafı ayrı şekilde incelemek istiyorum. Ay. Tüyü de var burada, oku da var. Evet. Bak. Atılıyormuş ama ben beceremedim. Vay bir dene bakalım. Gerçekten. Tutuşunu biliyor musun? Ay yok ben. Tutuşunu nasıl oldu? Şöyle, nasıl atıyor yani galiba? Herhalde. Evet. Şöyle. Ben bir ara atmıştım bu ok atma şeyine girmiştim. Zor atmayacağım merak etme. Şuradan atıyorum direkt. Buraya lazım. Rejiye gelmesin bizim sevgili rejimize. Al bakalım. Evet. Nedir olayın? Şimdi Umut Bey'in önerileri ve gerçek hayatımda yaşadığım birkaç şey bana böyle bir fikir verdi.
Ben 3-4 sene önce Türkiye'nin ilk Türkçe bilgisayar oyununun tanıtımında yer almıştım. Tamam. Oradaki bilgisayar programı yazılımcıları bana demişti ki çok enteresan bir tipin var. Yeni versiyonları yaparsak biz karakter oyuncu olarak seni çizebiliriz demişlerdi. Tamam. Yeni oyun yazılmadı, proje hayata geçmedi. Burada işte Erevizyon'a çıktık. Tamam. Her gün bir hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Ben de hayata geçmeyen projemi burada hayata geçireyim dedim. Bir bilgisayar oyunu karakteriyim ve fuara tanıtıma gidiyoruz. Süpersin. Üzerimdeki hiçbir malzeme hazır değil. Oo. Biz dün çok soğuk bir atölyede sabaha kadar bunu elle çalıştık. Ben anlattım, ustam çalıştı, annem ve vesaire vesaire. Hiçbir şey hazır değil. Ve ben hastalandım, iğnelerle ayakta duruyorum şu anda. Ah canım, geçmiş olsun. Ama ayakkabıların da muhteşem gerçekten. Boyadık falan filan. Vay. Her şey organik. Neler, nasıl boyadınız? Deriyi aldınız, boyadınız, işlemden geçirdiniz. Evet, deriyi aldık. İşte kalıplar falan alındı. Benim sürekli orada bulunmam gerekiyordu. Sürekli işte deniyoruz, çıkartıyoruz, deniyoruz, tamam. Çıkartıyoruz. Ben de hayalimdeki modeli anlatmaya çalıştım. Tamam. Ve hani ilkel bir şey yapmaya çalıştık. İşte pek dikiş kullanmamaya falan çalıştık. Her şey doğal. Vay vay Hiç vay. Hiç hazır ürün yok. Bilmiyorum arkadaşlarım bu konuda ne düşünüyorlar ama... Ya emek. Bir emek var burada. Evet. Var bu, emek var. Evet, emeğe saygı. Ben beğendim seni. Bunun benzerini ben de yaptım. Fakat seninki biraz daha yeni çağa yakın. Benimki direkt tas devrinden gelme bir şey. Ama cidden ne kadar zor olduğunu biliyorum. Evet. Girmiyor resmen iğne böyle. Zorluyorsun, o yüzden takdir ediyorum seni. Teşekkür ederim. Seninkini de görmek isterim sabırsızlıkla. Öncelikle emeğine sağlık. Gerçekten hazır gibi duruyor. Ben sordum hatta hazır mı diye. Çok yakışmış. Ama sadece hani yanlış anlama, ben böyle kostümlere ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çünkü çok gerçekten kostüm duruyor. Umut Bey'in bir lafı vardı. Hani aynı şey Serpil'e söylemiş sanırım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok kostüm. Hani bu bir tarz mı? Hani belki eleme gecelerinde konseptlerde olsa tamam senin tarzını yansıtmışsın derdim. Şey bir şey rica edeceğim. 2-3 tane ok bana sonra ver de arada bana lazım oluyor. Lazım olabilir. Yanında kalsın. Hadi geç bakalım jüriye. Yani bu bir kostüm yarışması değil. Fakat kendin yapmışsın. Çok da güzel olmuş. Eksik yanları tabii ki var. Ama ben yani bugünden sonra, yani ben, bu benim kendi görüşüm, diğer jüri arkadaşlar ne der bilmiyorum. Hafta içi yani kimseyi böyle görmek istemiyorum çünkü şey, ya sokakta böyle dolaşabilir misin? Yok, tabii ki hayır. Yani... Yani öyle fuara gittiğimi düşündüğüm için evet. Öyle bir şey yaptım. Ama baktığım zaman güzel bir, ben buna güzel bir uygulama derim. Uygulama olarak çok başarılı. Hani biraz da vücudunu kirletseydin. Evet. Böyle hafif hafif. Ay. Çamura da soktu. Bir şey söyleyeceğim. Sen yapma yavrum. Bir şey söyleyeceğim. Seni çok beğeniyor Kurumuş gençler. Kurumuş çamur çok güzel olurdu. Yakında evet. Diyeceksin ki boğaya benziyorsun. Kız buraya boğa gibi gelecek. Yok. Yapma böyle şeyler. Çok etkinde kalıyorlar. Yapma. Yok, bu ağzından ama çıkan. Ama ben bir şey demedim ya. Ağzından çıkanı değil. Benim dediğim bu değildi ya. Benim dediğim... Tamamen bir uygulamaydı. Yani sen Kızılderili'ye benziyorsan, senin Kızılderili de seninle bir giymen gerekiyor. Yani arada tabii ki. Ben seni niye evinle okla görüyorum? Ama ben yani niye farklı görüyorum şeyler abi? Yapmaya çalışıyorum. Yapacağım da bundan sonra. Aygün'e ver, Aygün kullansın ona, hakkını da versin. Ya lazım olur diye geldi. Bu çok gerçekçi bir hikaye dayandırdı. Sözünü de keserek söz aldım ama bir kere hani hayatında böyle bir şey var. Çok enteresan bir tipim var. Bir bilgisayar oyunu tasarlayacağız ve lansmanında da seni kullanacağız demişler. Bu onun hayatının devamı. Yani tamamen uydurmasyon bir hikaye değil. Evet ama yani tamam şeye uymuş da hani konsepte, bu konsept yarışması mı? Yani diyorsunuz ki bu kızcağızımız bu kadar sabahlara kadar soğuk atölyede niye durdu? Ben demiyorum. Ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Sen? Yani ben de beğendim. Şortunun kesimiyle ilgili daha farklı olabilirdi. Daha kavisli gelebilirdi ve bacaklarını daha güzel ortaya çıkartırdı. Şortun kalıbıyla ilgili bir problem var ama onun dışında gerçekten çok beğendim ben bugün. Kesinlikle. Yani seninle beraber o lansman gecesindeyim ben şu anda. Çok da sevimli bir karaktersin. Eminim bu oyun çok oynanacak. Oradan nereye gidiyorsunuz? O lansmandayız. Oradan bir yere gitmiyoruz yani. Sanal alemde akıyorlar. Oradayız. Evet, şimdi kafandakini bir çıkar. Hayır, o bantta.
Şu şeyleri dağıttı ben. Okları. Okları, mokları. Evet, bak mesela bu haliyle böyle bir kılıkla bir yaz gecesinde sokağa da çıkabilir. Yani tabii. Ama yani mesela bunu böyle çıkabilirsin de ben çok uyumu sevmediğim için hani altında bir blue jean'le üstünde bu ve dümdüz ayakkabı bu çıkabilirdin. Yani hani konsepti tam yapmışsın. Ama ne bekledim biliyor musun? Konsepti böyle yaptım. Ama ben normal hayatımda da bunu böyle giyerim deyip onu kendi çıkarmanı bekledim. Ben de çok sevdim. Sen kendini yapmışsın. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Ama tarzıma bilmiyorum. Yani ya biraz böyle basit geldiğimi söylediğiniz için ben biraz zorlamak istedim kendimi. Hani bugünlük emeğine saygı sonsuz. Tarzsın diyorum. Çünkü güzel gözüküyorsun. Ama bir daha kimseye. Yok. Peki. Coco tarz mı değil mi? Ben de tarzın diyorum ama sadece çünkü sen kendini yaptın. Teşekkürler. Tarz mı diyeyim efendim? Değil. Sibel? Tarzın. Teşekkür ederim. Yıldızı kapsa hadi emekler boşa gitmedi Nazlı. Hoş geldin Gretel. Vallahi anneannemin anne 92 yaşında aynı ayakkabılar vardı. Elbiseni hiç beğenmedim. Ayakkabıların korkunç. Yolumsuz bir şey ya bu. Yolum yapamıyorum yani, yolumsuz. Hakikaten umutsuz vakkasın gibi geliyor. İnşallah gelecek günlerde seni umutlu görürüm. Çünkü sen tarz değilsin ve tarz olamayacaksın. Kafan fenerde karışık, senin için nefret bürümüş. Sen kin içinde yüzüyorsun böyle. Sen buraya tarzın için geldin. Kavga etmeye gelmedin. Yani o kadar güzel bir yerde bu kadar çirkin giyin peki. Zaten o hava sana fış diye bir vurur, o etek başına geçer senin. Yüzünü görmemiş olur insanlar, belki o zaman gerçek yüzünü göremezler, daha iyi olur. Kıyafetin de akmış gibi duruyor. İçinde zannediyorum ki güzelliğinden başka daha olgunlaşmamış bir ruh var. Ve şimdi Aygün geliyor. Ben dedi bugün çok hazırım. Bakalım nereye gidiyorsun böyle? Hop hop. Nereye gidiyorum? Yarışma bitmiş. Evet. Tabii stresli bir dönemden geçtik. Evet. O yüzden artık tatil yapma zamanı dedim. Ha. Ben de böyle bir hep her yaz böyle Antalya, Bodrum sıkıyor. Tamam. O yüzden farklı bir şeyler yapayım dedim. İşte Kapadokya'ya, Peribacalarına böyle biraz daha tarihsel yerlere gideyim, yeni şeyler keşfedeyim. Belki bir şeylerden esinlenirim, bir tarz yaratırım, çok bir şeyler güzelmiş. Bulurum kendime Gittin ait mi hiç Kapadokya'ya? Dedim. Hiç gitmedim ama gitmeyi çok istiyorum. İstiyorsun. Çünkü oradaki efsaneler falan benim çok hoşuma gidiyor. Ben küçükken arkeolog olmak istemiştim. Evet. Ama işte bizim ne yapayım böyle, o olmadı. Olmadı diyorsun. Peki, eleme gecesinde burada soğuk terler döktün. Şurada gözümün önünde tam da nasıl, sen. Yani ucundaydın, gerçekten gidebilirdin. Bülent Ersoy'un o gün gerçekten eli değdi sana bir şekilde. Ne diyeceksin? Evet, yani uğurlu geldi bana, öyle diyor. Gitseydin üzülür müydün? Elbette ki üzülürdüm. Sonuçta burada hepimiz ödül için buradayız. Peki ben ne yaptım dedin mi orada? Kendine sordun. Ya ben orada tatlı bir şaka yapmak istedim ama o şaka pek şaka gibi algılanmadı galiba. Ben şaka yaparken de çok sert mizaçlı davranıyorum. Onu fark ettim ve onu değiştirmem mi lazım? Ne ben bir o konuları böyle yüzeysel bir düşündüm. O kadar derinlemesine düşünmedin de öyle. Tatile çıkayım ben dedim. Ben tatile gideyim. Evet, bir tatile ihtiyacım tatile var. Tatile ihtiyacı var. Hemen bir hafta daha Avluat'ta tatile geldik. Buyurun Buse. Ne kadar süre tatil yapacaksın? Çünkü sen yıllarca tatil yapsan yine kişiliğin toparlanmaz senin.
aynı kafada gidersin sen. Onun haricinde ayakkabılarını sevmedim. Neden sevmedim? Yürüdükçe ayağın kalkıp kalkıp duruyor. Boşluğu görmek istemiyorum. Keşke bir sandalet giyseydin. Rahat olmak istedim. Keşke bir sandalet giyseydin. Onun haricinde sandalet bulmak çok zor. Üzerinde konuşabileceğim bir şey yok ki senin. Efendim? Bir şey yapsaydın da ben keşke eleştirebilseydim iyi ya da kötü. Sen normal bir elbise giyip... Bence eleştirecek bir şey bulamadın. Evet, yok, düz parça bir elbiseyi giyip karşıma çıkmışsın. Daha ikinci haftadayız. Utanmıyor musun bu şekilde gelmeye sen ben ya? Ben kaç kere ayrık ayrık giyindim. Allah keşke Allah ya. Keşke bir tarzını yansıtsan artık cidden. Yok, ben bir şey demiyorum ya. Ben tatile böyle çıkıyorum. Çağlanık alması gerekiyordu bana göre. Senin gitmen istedim. Gerekiyordu. Çünkü sen tarz değilsin ve tarz olamayacaksın. Kafan fenerde karışık. Senin için nefret bürümüş. Sen kin içinde yüzüyorsun böyle. Ay şunu giyin bundan dar tarz olayım, bunu giyin bundan dar tarz olayım. Gelip bizden laf almaya çalışıyorsun. Ne giyeceksin? Ay o olmuş, bu olmamış. Kendini çok yükseklerde görüyorsun sen ama çok alçaklardasın. Şu an kin içinde boğulan ben değilim de sen misin gibi görünüyorsun, biliyor musun? Aynen. Bu öfke yansımasını ben anlayamadım aynen, evet, canım evet, benim. Tatlım, evet. Aha. Peki Sonya hemen. Ayağındaki ayakkabıları anneme bile giydirmem. Anneme bile giydirmem yani onları. Dolgu topuk giymişsin annem, zaten anne. 50 yaşını dayanacak anneme bile giydirmem dolgu yani topu öyle mu? Bir rengi kötü. Dolgu topuk. Rengi mi kötü? Evet, kıyafetimle rengi kötü. Çok uyumlu ama. Ben de katılıyorum Sonya'ya. Ayakkabılar çok kötü. Elbisenin rengi yakışmış ama o desenler seni o kadar yaşlı gösteriyor ki. Daha 19 yaşındasın. Desenler ben 25 yaşındayım. Hayatımda o ayakkabıları giymedim ve asla da giymem. 50 yaşına da gelsem giymem. Ben bunlarla rahat ediyorum. Öyle elbiseler rahatsız. Giyerim ve programda devam ettiğim süre içerisinde asla öyle bir elbise giymeyeceğim. Yani burada garanti veriyorum. Ya ben hepinizin bu kıza yüklenmenizden çok sıkıldım. Tamam, bir tarzı yok. Kişiliğine çok fazla hakaret ediyorsunuz hepiniz. Onu tek gördünüz ve fazla yükleniyorsunuz. Ben hayat bir saniye ya. Ben hayatım boyunca her zaman bu tarz insanların yanında olmuş biriyim. Ve bugüne kadar geldiğin bu sensin yani. Senden daha fazla numara beklemek yanlış olur. Ben seni beğendim. Dağlar kızı Reyhan gibi olmuşsun. Teşekkür. Ama bence herkes çok fazla yükleniyor arkadaşlar. Bence tarzını eleştirelim. Aygün'ün üstüne oynamayalım. Ona bir şans verelim. Ben kendi adıma sana şans veriyorum ki günlerdir sabrımı zorlamana rağmen bu kadar. Şans veriyorum dedi. Evet. Peki Buse ne ekleyeceksin? Şans var mı bence? Çünkü şans verdiğinde iki gün sonra senin sırtından vuruyor. Hatırlarsanız ben Aygül'e yüzünün arkasına saklanıyorsun demiştim. Melek gibi yüzün var fakat içinden bir şeytan çıkacak dedim. Bir gün bile sürmedi bunu yapması. Ertesi gün direkt çıkartıyor içindeki şeytanı. Öncelikle böyle hafta içi yaptıklarını telafi etmek için bir cici kız gibi geldin. Hopladın zıpladın orada. Ama hiçbir cici kızın buradan içeriden o bordo mu kırmızı mı sütyeninin gözükeceğini sanmıyorum yürürken. Gözüküyor mu? Evet, ben onu net gördüm. Net zıpladım, gördüm. Hopladım ya, belki o sırada görmüş yok, olabilirsin. Yok, zıplayıp hoplarken görmedim. Gayet içeride de gördüm, burada da gördüm. Elbise sana bol çünkü annenin elbisesini aldın çıktın herhalde. Çünkü başka bir elbiseyi bakıp seçecek zevkin yok. Muhtemelen annem bu bana yakışıyor, sana da yakışır dedi, sana giydirdi. Ayrıca o çantayı böyle tutuyorsun, hiç mi bırakmayacaksın? O sırt çantası, popo çantası değil. Onun askılarını ayarlaman lazım. Burada durur sırt çantası adı üstünde. Rahat ediyorum. Sen böyle sürekli doğru. Böyle dolaşacaksın herhalde, evet, ayaklarını kaldırarak. Kapadokya'ya hiç gitmedin belli herhalde. Evet, gitmedim. Gitmediğin belli. Kapadokya'da oraları tırmanıp yürümediğin, dolaşmadığın çok belli muhtemelen senin. Zaten o hava sana fış diye bir vurur, o etek başına geçer senin. Yüzünü görmemiş olur insanlar. Belki o zaman gerçek yüzünü göremezler. Daha iyi olur senin için. Ya sen çok konuşuyorsun. Ben ay çok konuşuyorum ama boş ya. Konuşmuyorum tatlım. Sen tamam. De 2 saattir konuşuyorsun. Ne konuştuğun tamam. Belli tamam. Değil ama. Evet, evet. Genel değil. Olarak şu an zaten bize haksızlık yaptığın çok belli. Üstünde eleştiriye değer hiçbir parça bile yok. O ayakkabılara böyle bakmıyorum bile. Kesik attım zaten. Sen bence gerçekten, önce kendi ayakkabınla gerçekten şu an bak uzatmaları bence. Oynuyorsun hayır. Yani. Sahte okeyim var ama o yakında düşer elden böyle. Ya İdil tamam, ben seninle zaten barıştığıma da pişman oldum. Sen burada cici cici takılıyorsun canım, ama sonra kurste de çok farklı davranıyorsun. Kendimden o yüzden ben sana bir şey bulamıyorum. Kendimden büyük insanlara ben sana saygılıyım. Gerçekten, ben seni affetmedim. Bak ben sana orada bir şey saygı mi? Gösterdim anladın evet, mı? İkisinin arasında evet, fark var. Sen evet. Saygı ne demek olduğunu bilmediğin için evet, gösterince evet, de tamam. Anlamıyorsun insanlar. Aha, evet, anladın? Tamam. Ben seni dinlemiyorum çünkü sen sadece beni dinlesen işte, de anlayamazsın. Gök yer arada fark var, fark var. Anladın? Hadi dinlemek istemiyorum seni, hadi konuşma. Zaten ben anlatacağımı anlattım. Çok dinleme. Konuşuyorsun, çok konuşuyorsun. Kapat. Ay gözünü şirinin karşısına alalım. Avusturya'daki tüm seyircilere selam söylüyorum. Çocukken 2 sene Almanya'da kindergarten'a gitmiştim. Hatırladığım kadarıyla bunu gördüğümde
Was sein Mann alles kann, werde Liebe, wahre Wunde, das ist Wunde. Was sein Mann alles kann, werde Liebe, o günlere geri döndü. Wahre Wunde, wunderbar. Ay ay ya la wali ya la wali ya ya la wali ya la wali ya ya la wali ya la wali ya ay ay ya la wali ya la wali ya tam bir bayrish. Evet. Daha hoş geldin Gretel. Haydi. Bana şu anda karşımda çocukken anlatılan Hansel and Gretel'in Gretel'i gelmiş gibi geliyor. Filmi çevirseydik Gretel rolünü harika oynayabilirdin. Bütün zevkinle de. Yani bu elbiseni hakikaten çok aramışsın belli ki. Yani muazzam bir arama sonucu çıkabilir. Çünkü neden? Zevk dışı ve kendine uymayan şeyleri bulmak çok zordur. Yani bu konuda bu kadar bir başarı 10 puan alamaz. Kılığınla, kıyafetinle bir Gretel kasabadan çıkmış, daha doğru gidiyor. Hazelweiss diye böyle bir çiçekler vardır. Bir tane koparayım da bana uğur getirsin diye karlı dağlı tepelere doğru çıkıyor. Yani hakikaten umutsuz vakkasın gibime geliyor. İnşallah gelecek günlerde seni umutlu görürüm. O ne desen kızım ki ben ki oryantal desenleri biraz karışık severim. Deseni mi olmamış yoksa elbisenin modeli mi? Ya hangisi? Elbisenin anlayamadım. Modeli falan var yani böyle istesen diyorum. İstesen hani çıktık. Ya bugün biz kötü bir şey hissedeceğiz. Çok zorlanırdık. Ben giderim o günde en güzel şeyi bulurum herhalde. Ben ne kadar zıt bir insanım. Ha yok yani saçından başına bir Gretel. Ama Gretel'in 2015'i değil. Gretel'in böyle 1944'leri de film çevriliyor ve sen stüdyoda bunu giymişsin. Yala vali yala vali ya diye böyle orada yala yala Cemil Bey dedi ki hakikaten içinde zannediyorum ki güzelliğinden başka daha olgunlaşmamış bir ruh var. Bizim yapım firmasının çok beyefendi bir şoförü var Yüksel Bey. Bizi evden alıyor bırakıyor sağ olsun. Bugün beni aldığında arka koltukta Mesnevi vardı Mevlana'nın ve ben birazcık kitabı karıştırırken bir sözüne denk geldim Mevlana'nın ve hemen sen geldin aklıma. Söylemek istiyorum, kulağında yer ederse umuduyla. Diyor ki, kişinin eteğinde niyaz vardır, huzur vardır. Kendine gel de kötülük taşlarını eteğine koyma. Koyma da o taşlar eteğini yırtmasın. Geçen haftadan dolayı büyük bir ön yargımız var ama bu yargıyı sen yarattın. O yüzden üzerindeki kıyafetlerden arındırarak senin gerçek tarzını görmekte zorlanıyoruz. Hiçbir zamanda bizi şaşırtacak bir şekilde gelmiyorsun. Elbiseni hiç beğenmedim. Ayakkabıların korkunç. Vallahi neyi söyleyeceğim bilmiyorum çünkü hiçbir şey beğenmedim. Elbise çok kötü, rengi sevmedim, shape sevmedim. Ayakkabıların, vallahi anneannemin anne 92 yaşında aynı ayakkabılar vardı, vallahi. Vardı değil mi? Valla, 92 yaşında. Hiç. Ha bir deli komiğime gitti biliyor musun? Bir çıktı zannedersin böyle papatya çıktı. Hani hiç ona güldüm böyle. Hani o kadar mutlu ki kendinden böyle papatya gibi. La 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 la. Ve orada dedim ki şimdi işte faşing var Almanya'da. Ya ama işte daha doğru çıkıyor kız yani. Değil mi Sibel? Hayır Cemil Bey ya. Ya ama onu da evet. Anlayamıyorum yani nasıl bu kadar pozitif olabiliyor tebrik etmek gerekiyor. Ben gerçekten. Eve gidiyorum dinleniyorum diyorum ki mutluluğum zaten kelebeğin ömrü kadar. Şurada 2 dakika mutlu olayım sonra nasıl olsa stresle baş edeceğim, baş etmeye çalışacağım. En azından şurada bravo, mutlu olayım. Sen bir şey yeterdim. Olacaksın ne olacaksın bilmiyorum ama sen bu azimle bir şey olacaksın yani. O kadar kendini korumaya ve devamlı saldırmaya hedeflemişsin ki hayatında kendinin fiziğinin farkında değilsin. Biraz şunları unutsan. Kirpi kalbinin dikenleriyle korurmuş. Benim yapabileceğim bir ay, şey kendini yok. Kendini korumayı bırak yavrum. Bırak korumayı. Herkes ne laf söyler söylesin. Sen buraya tarzın için geldin. Kavga etmeye gelmedin. Tarz mı diyorsun Umut?
Hiçbir şey diyemiyorum. Ha, yine galakside kaybolmuş ya. Kapadokya'ya böyle gidemez miyim? Gidersin. Olmaz mı? Git bir bacalarına gir, çıkma. Hiç gitmedim, bilmiyorum yani nasıl bir yer. Ha, gideceğim de bu çok yaz. Güzel bir merak yer. Ederim. Çok güzel bir yer. Ama gitsem böyle giderim, dönerken nasıl dönerim onu çok bilmiyorum. Sana söylüyorum, Almanya'da Bavyera kısmında bir kasabadan ama Türk değil, Alman. Var böyle senin gibi. Yani Kapadokya dünyanın kaçıncı harikası bilmiyorum, çok muhteşem bir yer. Ben birçok kez gittim. Yani o kadar güzel bir yerde bu kadar çirkin giyin. Peki. Yorumsuz bir şey ya bu. Yorum yapamıyorum yani. Yorumsuz. Yüzünü, güzelliğini görmekten sıkıldım. Çünkü bir tek yüzüne bakıyorum. Tarz mı değil mi efendim? Tarz değil. Coco. Tarz değil. Umut. Sibel'cim. Aman o kadar aman, değil. Aman. O kadar tarz tamam, değil. Tamam anladım, tarz tam değil. Tarz değil. O kadar değil, bir git, kırdık git. Da sonunda. Vallahi bilmiyorum. Stüdyoyu yırttın, stüdyoyu. En tarzı benim diyebilmek için şimdi sırada Nil Anka var. İşte bir hayır var. Kız sana hayran olsunlar. Öpüp de başlara koysunlar. Yemeyip sabaha bıraksınlar. Yollarına paspas olsunlar. Seni kendime yapsam mı? Alıp da koynuma soksam mı? Seni bizim eve hanım alsam mı? Duvaklı gelinim olsan mı? Kurmaylar süslü püslü, akşamlar sazlı sözlü. Alem var türlü türlü. Çık dışarıda oynayalım. Boyu boyu suyu huyu denkleşmiş. Koyu koyu sohbeti becermişiz. Ben bir kovboy müziği bekliyordum. Ha, ona göre bir şey ayarlamıştım. Onlar onun içinde. Ha, o yani, neydi? Böyle kovboy şeyi yapacaktım ha, falan. Onları yapacaktın. Evet. Olmadı. Hay Allah. Senin konsepti anlamadılar mı? Aslında çok kovboy değildi de hani böyle ufak bir şovla gireyim diye. Dedin. Evet. Bir şov mutlaka var işin içinde. Evet, düşünüyorduk. Peki. Konseptimi söyleyeyim. Hani ha, nedir konsepti? Böyle sahneler falan çok yorulmuşum işte. O frapan kız bilmem ne. Sonra... Böyle kendi başıma takılacağım, sinemaya gideceğim, aperatif bir şeyler yiyeceğim. Ha, Vahşi Batı'da değilsin. Yok, peki. Biraz da tarzımı hani değiştirsem nasıl olur acaba dedim. Tamam. Böyle salaş takılayım ama çok da spor takılamıyorum. O yüzden böyle kendi başıma bugün takılacağım. Salaş takılıyorsun kendi ama başına. Ama şey, bu arada ne sıcak ne soğuk bir sonbahar günündeyiz. Ne sıcak ne soğuk evet. Bir sonbahar gününde Nil Anka karşınızda. Buyurun bakalım. Ay vallahi ben kendimi şanssız, bahtsız zannederdim de çok şanslıymışım bugün onu fark ettim. Yani ben tamam tarz değilim ama en azından bulma derdindeyim. Millet tarzı bulmuş, hepsi kaybetmek derdinde. Ay. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Bu cowboy hepiniz ne yaptınız? Gün mü yaptınız bir saniye. Da her biriniz cowboy yok, işte kızılderili yok bilmem ne. Ya bari farklı Aygün. Günlerde yapın. Aygün. Ayrıca bir dakika yorumumu yapayım sonra sana öpücük göndermek yorumu. İstiyorum. Ben bir yorumumu yapayım sonra ne sen cevabını orada? Verirsin. Şunu söyleyeyim. Sevgilinin montunu, sevgilinin gömleğini almışsın resmen. Ondan sevgili sonra dedenin, sevgili şapkasını almışsın. Dedenin şapkasını almışsın. Bir çantayı almışsın, çok beğenmişsin. İşte ben bunu nasıl kullanabilirim acaba demişsin. Sevgilinin üstü, dedenin şapkası. Sonra yoldan geçen bir artık o ayakkabıları kim giyer bilmiyorum ama onu da giymişsin. Hadi ben kovboy olurum, kızlara da uyarım deyip çıkmışsın. Stop. Sen seksi bir şimdi kızsın. Şimdi Agün'ün bu kadar konuşmasına bir sözüm daha var, bir öpücüğüm daha var. Ona da şu mesajı vermek istiyorum. Neymiş o mesaj? Anahtar gibi. Sadece kaybolduğunda aranan biri olmak istemiyorsan, nasıl olsa paspasın altındadır, rahatlığını vermeyeceksin. Nil, yani sen Aygün'e cevaben hazırlıklı olarak geldin. Konseptin aslında bugün o muydu? Yok, ben bu tarz şeyleri aldım. Peki. Arkadaşlarım için hani güzel şeyler. Gururumu okşadın, çok teşekkür ederim. Dün gece kombin düşünce yine beni düşünmüşsün demek ki. Sen değil, herkese al. Olsun. Yine yani sırf konuşmuş olmak için konuşuyorsun, kendine güveniyorsan sen de şöyle giyin gel de bir de seninle görelim cowboy tarzı nasıl duruyormuş. Yok. Sen biraz genişletmişsin kendini ve ben çok beğendim, çok farklı buldum. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi olmuş ya. Teşekkür ederim. Peki, evet Edil. Ben Nil'i beğendim genel olarak, bence güzel. Ben olsam hani
ben de böyle bir alışveriş merkezinde bir kahve içip sonra sinemaya gidebilirdim. Ay, ama bu taraftan esiyorlar sanki beni taklit ediyormuş gibi olmaya başladı artık biraz. Cümlelere ben ay diye girerim, ben duyan gelmiş derim, ben bu hareketleri kullanırım. Lütfen yapma ya da yap aslımı yaşat, devam edebilirsin. Sana mı diyor? Peki Nil, hadi bakalım. Ne dedim Aygün'e? O zaman o da seni taklit ediyor. Ona söylemedim. Yani o baştan beri öyleydi. Seni mi taklit ediyor? Biz, o baştan beri öyleydi. Biz aynı jenerasyonuz. Sen biraz her altta olduğun için oraya gelemedin daha. O zaman bütün lise grubu seni taklit ediyor. Yok canım, sen bugüne kadar hiç öyle konuşmamıştın. Bundan sonra böyle yapıp ay deyince İdil özentisi oldun biraz. Ha? Ben bugüne kadar sen nasıl bugüne kadar konuşmuyordun ki sıkıntı ya, orada. Ağzın yoktu, sonradan buldun ağzını. O yüzden delirdim burada değil mi? Evet, delirdin işte, biz de onu diyoruz. Ya, sıkıntı orada. Kendi ağzında söyledin delirdiğini. Delirdim ama milletin rüyalarına giriyorum canım. Ne yapacağını şaşırdın. Dikkat çekmek için ya, ne bırak. Yapacağını şaşırdın. Şuraya bir tane oyuncak araba koyalım, oyna yani. O konumdasın şu an. Aygün'e bir şey söylemek istiyorum. Modadan anlamadığı çok bariz ortada. Üstündeki gömleği ben o kadar çok aradım ki. Çok aradım yani. Beğendim. Bu şekilde kombin etmezdim. Daha farklı ederdim. Bu şekilde de olmuş. Sadece şantasını beğenmedim ama üstündeki gömlek yıkılıyor. Çok güzel. Teşekkür ederim. Peki hadi bakalım Nil. Acaba jüri ne diyecek? Zayıfladın mı sen biraz? Evet, kilo veriyorum. Vereceğim daha da. Evet. Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ben seni beğendim genel olarak. Bir tek saçların, hani dün gece sahne varmış, yıkamadan o sahne saçıyla kendini sokağa atmışsın, sinemaya gidiyorsun gibi duruyor. Yani daha başka bir şey yapabilirdin. Böyle çok fazla akşamdan kalma bir saç o. Şu şapkayı çıkarsana. Nefret ediyorum çünkü bu 3 seneden beri erkek kadın aynı model böyle üst üste satıyorlar sokakta da. O nefret ediyorum o şapkadan. Yani o şapkasız... Halinle, bir de kulağının arkasına abi saçını. Şöyle. Bir de kemersiz görmek istiyorum. Çıkamıyor değil mi? Şey, mikrofondan. Ama çıkar. Mikrofonu çıkar mı o zaman? Çünkü tutamayacaksın mikrofonunu. Şöyle. Bakayım böyle. Ayaklarını açsana biraz. Çok ha. Tamam. Bak mesela o kemeri takmadan böyle salaş, hani gömleği giymiş, çantayı almış, saçını böyle atmış, ayakkabıların falan olmuş olsa... gömleğe ben çok benim tarzım bir gömlek ve çok da yakışmış sana. Bir tek gene söylüyorum yani çocuklar, ya bacaklarınızı kremleyin. Evet, onu konuşuyorum. Ya bacaklarınızı kremleyin güzel görünsün diye, çıplak bacak, ya da çorap giyin. Evet. Yani bunun altında mesela ne bileyim gri renkte bir çorap bütün... hoşlaştırabilirdi. Yani o şapka olmadan sadece gri renkli bir çorap, bir ayakkabı ve çanta, hem kadınsa hem o yapabilirdi. Ama genel olarak çok beğendim. Bugün senin tarzı ben de çok beğendim. Teşekkür ederim. Sadece açık bacaklar sevmedim. Yani kesinlikle daha kısa bir gömlek ve pantolon benim fikrim çok daha güzel. Tamam. Butlar bayıldım, çok beğendim ama bu gömlek biraz şey, pijama gibi benim fikrim. Şapkayı ben de sevmemiştim. O şapkayı ben kadınlara yakıştıramıyorum daha doğrusu. Bak hatta bir tak bir. Yani takıyorsan da o şapkayı, onu da göstereyim. Biraz yukarı al, şöyle al, şöyle tak. Ay hiçbir türlü takmasın, böyle sokaklarda üst üste satıyorlar. Yani böyle takılması gerekiyor. Falan. Eğer bir bayan takıyorsa bunu, böyle takmalı. Tamam, şimdi çıkartabilirsin, Cemil Bey kızmasın. Peki, tarz mı değil mi efendim? Tarz. Tarz dedi. Tarz dedi. Tarz. Teşekkür ederim. Ben de tarz diyorum. Renkleri çok beğendiğim için. Tamam. Çok doğru renkleri. Bir de ilk defa, onu söyleyeyim, ilk defa ne kadar şov yapmaya kalksa, show dışında gördüm. Evet. Evet. Hep onu show girl görüyoruz. Makyaj da yok yüzünde neredeyse. Evet ya, yani bugün show dışında böyle o hoşuma gitti. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sadeliği sevdiniz. Evet. Senin tarzı hiç sevmiyorum. Ben gerçekten kendini hissediyorum. Bu tarzın insanıyım diyorsan, zaten bu tarz benim diye buraya geldiysen, senin gardırobunda en az 5 haftalık kostüm hazır olmalıydı. Konuşulacak gibi değil. Hani yolum yapılacak gibi değil. Lütfen yalvarıyorum. Yarın siyah giyme hiç.
altındaki taytla o askılıklar kullanılmaz, ben hiç görmedim. Başka bir tarzı zamanı anımsatıyorsun bana, o büyük puantiyeler, İspanyol paça. O arkandaki kuyruğu kesmek istiyorum. Bu yarışmadan önceki hayatımda böyle bir şey görmedim. Altındaki şofman altı da pazardan. Yani ayağımda da Trabzon lastiği var. Evet. Burada modayı takip edeni hiç sevmiyorum. Moda gerçekten etmiyorum. Hayır, moda denilen sektörü sevmiyorum. Moda sevmiyorum. Şu andaki dövme. Anti-fashion yazıyor. Anti-fashion'ın burada yazması önemli değil Umut'cum. Anti-fashion'ın beyninde yazması İnanın önemli. İnanın yazıyor. Sen son derece fashionable. Serpil gelecek şimdi. Bakalım o ne konuşturacak bize. Kara gözlerle yaktım sineden, aşkınla tutuşup yandım çingenem. Ruhumu koparıp aldım bedenden, uğruna sararım soldum çingenem. Karanlık gecede ateşin başında takılır zillerim, oynar çingenem, savurur saçlarını eser. Sende bir başka enerji var, ben bunu seviyorum. Teşekkür ederim. Bak ne var burada. Allah Allah. Nereye gidiyorsun böyle? Nereye gidiyorum? Hafta içi iş yerindeydim. Çalıştım tabii, orada klasik giyiniyorum. Evet. Pantolon, ceket, gömlek tarzı şeyler giyiyorum. O şekilde eve gidiyorum. İşten çıktım, eve gidiyorum. Evet. Eve gittim, sonra işte bir iki saat geçti. Kız arkadaşım telefon açtı. İşte Serpil ne yapıyorsun? Hadi gel çıkalım, biraz bir şeyler ısmarlayayım sana. Bir şeyler yiyip içelim dedi. Ben de tamam dedim. Arkadaşına kafeye gitmek için. Aynen Serpil öyle. Bu hikayeyi yazma bana şimdi, yemezler. Yok gerçekten öyle. Ne oldu anlamadım. Yani de ki bir şey, yani hayatımda ilk defa dantel, transparan, bu bluz gördüm bir yerde. Çok da hoşuma gitti. Bunu nasıl giyerim dedim. Eve gittim, düşündüm, evet. Taşındım. O anda arkadaşım aradı, yakalandım ve ay ben acaba böyle çıksam mı diye bir cesaret edeyim dedin. Yok öyle demedim. Demiyorsun işte zaten. Keşke deseydin. Evet. O şekilde. Kafeye mi gidiyorsun? Evet. Hadi git kafeye. Buyurun kafeye geldi. Ayakkabıların korkunç bowling ayakkabılarına benziyor. Sanki ayağında unutmuşsun bowling oynayıp çıkmışsın gibi duruyor. Onun dışında saçını falan çok sevdim, tatlısın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ayakkabılar bowling ayakkabısı, üstündeki danteller romantik. Zaten yazı da romantik. Ondan sonra bu her zaman diyorum. Bunu da her zaman şimdi. Diyorum. Bowling ayakkabısını ben buldum, sen değil. Ya bırak ben ya, ben seni sen niye değil, çalayım ya? Bu benim düşüncem, bu benim düşünce tarzım. Yok ben tarzım, düşündüm az önce, tamam sen mı? Değil. Ya bana ne ya? Çok iyi bowling oynarım bu arada. Ha, çok gerçekten başarılıydım. Tamam bir ara gidelim. Şunu belirtmek istiyorum. Sizin o taktığınız o şeyler var ya, ben onu çok beğeniyorum. İlerleyen haftalarda çok güzel bir şey yapmayı düşünüyorum onunla. Hangisinden? Ama şunu söyleyeyim, o sporla gitmiyor. Yani onu böyle bir papyon düşünün. İşte öyle bir şapkayla düşünün. Ya o farklı bir kombin. Senin söylemek istediğini çok iyi anladım. Neden böyle evet, mahvediyorsun? Evet, senin söylemek istediğini çok iyi anladım. Ben kendi üzerimde kendimi giydiremiyorum çünkü kendime objektif bakamıyorum. Evet, o evet. Güzelliği görüyorum ve teşekkür onun ardını ederim. Göremiyorum. Ama başkasında gördüğüm zaman çok iyi yorumlayıp kombine edebiliyorum. Bir şey söyleyecek. Ve olmamış yani. Ben üstündeki sweat tişörtle ayakkabılarını beğendim. Yalnız şu an hani 26 yaşında bir kadınsın ama 16 yaşında bir kız çocuğuna benziyorsun. Bence. Şu an öyle gözüküyorsun. Ve tight'ları niye 26 yaşındaki bir kadın, 26 yaşındaki bir kadın spor bir kıyafet giyemez mi? Yasak mı var? Seni dinlemedim. Konuşuyorum ben. Altındaki tight'la o askılıklar kullanılmaz. Ben hiç görmedim. Hani çok takip ederim öyle ben şeyleri. Ben kullanıyorum işte. Kullanmışsın ama kötü olmuş canım. Ben beğeniyorum. Teşekkür ederim. Bakalım jüri ne diyecek. Peki hadi bakalım. Maalesef bugün senin tarzı hiç sevmiyorum. Tamam farklı bir şey giydin bugün. Ama Edil söyledi, ben de aynı fikrim var. Senin ayakkabılar tam bowling gibi ayakkabılar. Yani peki. Koko'ya hak veriyorum. Evet Umut. Konuşulacak gibi değil. Hani yolum yapılacak gibi değil. Bir defa gerçekten tight'ın üstüne pantolon askısı takılmaz. Öyle bir dünya yok yani. Olamaz. Başka da yani yolum yapamıyorum. Hiçbir şey diyemiyorum. Yani ben bu yarışmadan önceki hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani muhtemelen uzayda falan yaşıyordum. Anlıyorum. Rüküş diye bir zevk vardır. Tapon diye bir zevk vardır. Ama tapon olmak da çok zordur. Ben burada şu yazıyı
koruyorum ki bu yazı bana çok uyuyor. Bu tarz benim. Ben rüküşüm kardeşim. Ben taponum. Ben çok şıkım. Ama ben çok modayı takip ediyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Affınıza neden, sığınarak. Neden diyorum? Çünkü giyilmez denildiği zaman ayakkabımı. Yani normalde bunu benim muhitimde ve bir sürü insan giymez. Evet. Bu da tapon. Ama bir de zevki hoş gözükmek gibi tapon, bir şey mi var? Bu da tapon. Anlatabilir miyim? Yani böyle onu benim diyen adam öyle giyemez yani. Eşofmanın altına giymez. Yöresi demek dışında. İstediğim ben bir şey söylüyorum. O zaten başından beri ben onu daha hani şıklık dediğimiz ölçülerde görmedim. Muhakkak ama bu sizin dediğiniz şuna benziyor. Ben denyoyum, ağzıma geleni söylerim. Ben taponum, elime ne geçiyorsa giyerim. Evet. Ama olmaz. Ama eline ne geçiyorsa giyiyorum derken zaten kendi ruhu o. Umut'cum tarz mı değil mi? Tarz değil. Benim için, sizin için kendini tarz. Kendini değiştirmediği için tarz. Peki. Sibel'cim? Tarz değil. Değil. Koko? Tarz değilsin. Teşekkürler. Peki Serpil, teşekkürler. Duygu Harman gelecek. Heyecanla bekliyoruz. Annem babanın yorumları ne bu yarıştaki halin için? Ben zaten annemle görüşmüyorum. Babam doğal karşılıyor, güzel. Annenle hiç mi görüşmüyorsun? Hiç görüşmüyorum. Uzun bir süredir görüşmüyorum. Ne kadar zamandır? Bayağıdır. Görüşmeyi de düşünmüyorum. Yıllardır falan mı? Yok, yıl ama yani o kadar uzun bir süre değil. Özlemiyor musun anneni? Hayır. Hayır. Gerçekten mi? Çok ciddiyim. Bunu inanarak söylüyorsun. Ya babamı mesela her dakika, her saniye düşünebiliyorum. Bir kıyafet gördüğümde bile ne babam aklıma geliyor ama yok yani annem. Babacısın çok. Evet. Anne niye kaybetti sende bu kredisini? Yani şöyle bir şey. Ay elim ayağım titredi. Annem, bilmiyorum, tuhaf bir bayan, bir kadın, değişik. Her anne gibi değil. Ya, çocukluğunda galiba çocukluğundan kalanmış. Rahatsız mı kendisi? Yok, rahatsız değil de yani çok... Özgür ruhlu mu? Evet, özgür ruhlu. Çok genç mi anne olmuş? Genç mi anne olmuş? Evet, genç anne olmuş. Güzel bir bayandır. Belki şimdi gençliğini yaşayamadı, seni çok erken doğurmuş. Ama yani yaş geldikten sonra bence o kadar kendini aşmaması lazım bir insan. Yaşam tarzını tasvip etmiyor musun annenin? Evet. Ondan rahatsızsın ve evet. Görüşmüyorsun bu yüzden. Babamı da yakında evlendiriyoruz. Aa! Evet. Daha doğrusu evlenecek. Aa! Ya nasip kısmet birisini bulursalar. Birisini bulursa. Lar. Lar kim? Ablam. Ablanla beraber babanı evlendiriyorsunuz siz. Yani ablamla daha önceden konuştuğumda öyle demişti. Şu an konuşmuyorum ablamla da. Ablanla da konuşmuyorsun. Sen de bütün aileye yükmüşsün. Peki şeyi anlamadım ben. Ablan da aynı anne mi? Evet aynı. Ablan da görüşmüyor mu? Görüşmüyorum ama seviyorum. Hayır, ablan da mı annenle görüşmüyor? Evet görüşmüyor. Baban? Babam da görüşmesin yani. Kimse görüşmüyor. Evet. Anlaşıldı. Şimdi konumuza gelelim. İsterseniz. Evet gelelim. Yani aslında çok enteresan çünkü bütün aslında anlattığın bütün bu travmatik hikayenin altında çok kuvvetli bir kız var. Gözünün içi gülüyor ve asla bundan bahsederken de rahatsızlık duymuyorsun ve çok inanıyorsun yaptığın şeye. Ya daha önce çok ağladım, kendimi yıprattım, oralara attım, buralara attım, şöyle olacak, içime kapandım ama bu bir şey elime geçirmiyor. Ya ben dimdik ayakta olmam lazım. Olayı benim kabul çalışmam et. Lazım. Benim güzel şeylere imza atmam lazım yani. Lazım. Ben de onun peşinden sürüklenemem. Onun yaptıklarını yapamam. Ben ayağa kalktım diyorsun. Evet. Peki nereye gidiyorsun bu güzel halinle? Şimdi Sonya beni istedi. Kuzenine. Oradaydık değil mi? Evet. Evet. Biz nişanlandık. Düğün telaşı derken birbirlerimize zaman ayıramadık. Yemeğe gideceğiz. Müstakbel eşciğimle ama kim bilmiyorum.
Güzel, hayal de güzeldir. Müstakbel eşinle nişanlına yemeğe gidiyorsun. Evet. Evlendin mi, nişanlısın? Nişanlıyız. Nişanlıyla. Düğün telaşından unuttuk, birbirimize vakit ayıramadık. Tamam. Şimdi yemek yiyeceğiz. Hadi yiyin bakalım. Evet, nişanlanınca bir tarza girmişsin sanki. Çok beğendiğimi söyleyemem ama öncekilerinden daha düzgün. Başka bir tarzı, zamanı anımsatıyorsun bana, o büyük puantiyeler, İspanyol paçağı. Evet Aygün. Senle ne fark ettim ben bugün biliyor musun? Neyi fark 101 ettim? Dalmaçyalı filmi ve çizgi filmini biliyorsun, evet. Ya. Orada bir tane kadın vardı. Maskülen mi? Ben o tarzın ismini bilmiyorum. Şimdiden ben o kadını da bilmiyorum. Bir dakika. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin o saç stilinle çok güzel şeyler harmanlayabilirsin. Sana kırmızı, siyah ve beyaz çok güzel yapışıyor. Vallahi geldi. Ama evet. Ama puantiye yakında ve İspanyol paça saçımı çok alakasız. Sadece renk konusunda. Şimdi baktığımda gözümde seni o kadar güzel canlandırdım ki. Hani bu tarz değil. Ya yani tamam, tarz bu. Ama giyiniş stili olarak böyle bir şey yapsan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bana kalırsa... ama benim ya tabii bir şey söyleyeceğim. Ben senin zevkli bir kadın olarak görmüyorum. Kısacası, bana öneri verme. Çünkü ben seni zevkli bak, bir kadın olarak görmüyorum. Etmiyorum. Senin tarzının olduğuna ben da inanmıyorum. İnanmıyorsun ama beni dinle. Ben kötü bir şey söylemiyorum. Ben seni dinlemeyeceğim. Tamam, anladın ben mı? Bir şey daha söylemek istiyorum. Dinlemek iste veya isteme. Ben sana sadece şunu söylüyorum. Biraz daha ona dikkat edip esinlenirsen, ben şimdiye kadar senin bir hani yarışmaya kazanabilecek ihtimali olan kişiler arasında düşündüğüm insanlar vardı, Buse vesaire falan. Sen ama ondan tamamıyla uzaktın. Ama bu stilde bir şeyler yaparsan bence sen herkese çok yüksek ve güçlü bir rakip olabilirsin. Bu benim düşüncem. Bilmiyorum. Tamam mı? Pekala, hazırsan jürinin karşısına alıyorum seni. Öncelikle o arkandaki kuyruğu kesmek istiyorum. Saçından uzayan o kuyruk var ya. Gerçekten acayip gözümü tırmalıyor yani. Böyle 80'lerde bir garip bir futbolcu saçı vardı, ona benziyor. Yani onu kesince emin ol daha tarz sahibi gözükeceksin. Ya. Ya o kuyruk son derece fazla. Yani kesmek dinlersen sevinirim. Kesin ama. Yok ben, yani git bir uzmanına kestir bence. Çünkü saçtır. Yani dinlersen emin ol daha iyi sonuç alacaksın. Saç mı keseceğiz bir de? Bu kadar. O ojeleri görmek istemiyorum ama. Ne o, su yeşili mi? Ne o? Ya güzel. Ben rengini beğendim ama. Güzel mi? Kullanmam bundan sonra. Ben de saç sorunu çok beğendim böyle. Saçımın rengini de açtırdım bu arada. Yani açtım. Evet, o şey çiğ şeyle gitmiş. Evet, güzel ama lütfen. Yalvarıyorum, lütfen, yalvarıyorum, yarın siyah giyme, hiç, lütfen. Her zaman siyah giyiniyorsun, neye söyleyeceğim yani, her zaman aynı söylüyorum, lütfen siyah giyme. Bugün artık içindeki o dişi yönünü ortaya çıkarmışsın. Ben çok sevdim, o kırmızı saçmalığı dışında zaten Sibel kurtardı bizi ondan. yani iyi gözüküyorsun. Sevdim ben. Ya ben pantolonu, tabii önündeki o fermuarı hiç sevmedim. Müthiş gözümü alıyor yani. O fermuar bence yanda olmalıydı ve görülmemeliydi. Evet. Pantolonu mahvetmiş. Puantiyeler biraz daha ufak olsaydı belki sevebilirdim, daha dağınık. Fazla moda olmuşsun, fazla opart. Onun için de sevmedim. Tarz mı diyeyim Mahmut'cum? Tarzsın. Koko. Kötü değil ama tarz bulmadım maalesef. Peki Cemil Bey, tarz değil dedi. Anlamıyorum. Sibel'cim. Kuyruğu keseceğine söz ver. Tarzsın. Peki, teşekkürler. Ama ben üzüldüm yani şu an. Neden üzüldün? Ne bileyim, üstündeki kıyafeti kendime yakıştırmıştım. Ve uyumluydum. Tarz sahibiydim de. Saçımla, duruşumla, üstümdeki kıyafetle. İki tane tarz değil, sadece renkten dolayı bunu aldım, bilmiyorum. Ya bu arada yarışma kızışıyor. Aslında o çantayı ver, iki hafta daha son, bir hafta sonunda gelmiş olsan, evet. Ben sana asla vermezdim. Vermemeye de başlayacağım bu arada. Özde, hazır mısın? Biliyor musun kötü karakterler var? Biliyor musun?
tatil yolunda, aşk filminin sonunda. Merhaba. Hoş geldin. Bu özellikle mi, bu omuz aşağıda? Düştü mü? Yani hayır. Özellikle ise hani bırak, yoksa düzeltelim mi? Yani bilerek düşürdüm. Bilerek düşürdüm. Şey peki. Aslında bu kafamdaydı. Ha. Orada bir uğraştım bayağı bununla. Peki. Omuzunu nereye gidiyorsun böyle? Evet. Tatlıları da getirdin. Teşekkür evet. ederiz. Mis gibi kokuyor. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Arkadaşım kek dükkanı açtı. Bağdat Caddesi'nde. Açılışına gidiyorum ben de. Açılışa gidiyorsun. Evet. Wow, çantaya bak. Sen mi yaptın çantayı? Yok. Ben yapmadım. Çok tatlıymış. Peki hala. Bakalım bir açılışa giden Özde var. Renkli mi renkli? Buyurun. Nereden kim başlar? Evet İdil. Orada çalışıyor musun? Oranın açılışında davetli misin? Yok, davetliyim tabii. Yani bu biraz şey gibi oldu. Sucukçu açılışına gitsem sucukla ilgili bir şey mi götüreceğim ya da giyeceğim? Yani sen orada çalışsan okey. Çok iyisin. Ama oraya giderken oraya davetli uymak zorunda değil. Bir defileye gittiğinde defiledeki gibi mi giyiniyorsun? En yakın arkadaşım açıyor ama. Efendim? En yakın arkadaşım açıyor. Ben de onunla beraber tamam da, uyumlu giyineceğim. En yakın arkadaşının açtığı dükkana giderken dükkanın konseptine göre giyinmek bence birazcık saçma. Yo, geldi böyle bana. Ya da elinde kekle gitmek. Ya da rengarenk bir ortam çünkü. Ha? Ben de böyle giyinmek istedim. Bana biraz saçma geldi yani açılışa göre giyinmek. Hani orada çalışıyorum desen okeydi. Yani bir pasta dükkanı, o da şeker kız kendi gibi olmuş. Güzel olmuş yani. Sağ ol dedi. Şeker kız kendi. Evet. Güzelmiş. Peki. Ojeleri de o renk galiba. Evet. Özel bir şey yaptı kendini. Renk hadi bakalım. Dedim. Bilmiyorum. Biraz karışık galiba. Şimdi çıkartayım mı? Yok, o sevdim. O tatlı. Yani üstündü. Sevmiyorum. Yani the straight çizgili. Çizgili bluzu sevmedin. Yok, sevmiyorum. Çünkü burası şeyler var. Puantiye. Evet. Yani çok karışık benim fikrim. Çorapların çok tatlı, çok beğendim. O nedir buradaki lan? Çiçek galiba. Şey, hayalet gibi. Bir çizgi film karakteri gibi bir şey. Beyaz. Arkanı dön. Ettim. Bakın arkasına. Arkasında da böyle bir melek şey var. Melek ve şeytan var arkasında. Evet. Galiba. Çantan biraz fazla gibi geliyor böyle, aradaki o parlakları gözümü alıyor. Mi? Yani çanta ve florin rengi çok yani... Yakı daha yakın olsaydı daha çok severdim ama yani uğraşılmış bir kıyafet var üzerinde. Detayları düşünmüşsün. Bir de o hani pastane ruhunu tamamen yansıtmışsın. Evet, yakın arkadaşın. Öyle gitmiş olabilirsin. Yani bu işte şu framboğazlı cupcake gibisin aynen bu. Evet, aslında bize cupcake getirmek istedim ama evet. Sonradan geldi aklıma, bulamadım sonra. Ya işte bu da benziyor işte muffinler benziyor. Ben çok sevdim. Ya çok hoşuma gider böyle görsem, içeri girse bir pastane açılışı veyahut da bir şey de olsa. Çok böyle Fransız biraz evet. Şeyi yansıtıyor, çok Fransız böyle Saint Germain falan gibi burada aynen. Bir eşarbı var. Bir tek çantanın rengine takıldım yani. Çok kötü bir renk evet. Daha ya, pastel tonlar. O şey. Çok zor bir renk, hiç sevmem ben ara renk. Ya böyle pes pembe olmalıydı. Ya da belki de farklı bir renk olmalıydı ama çanta çok şeker bir çanta yani evet, elimde. Evet, ben de bayıldım. Bir de o diz kapağındaki o iki beyazı sevmedim. Arkasına bayıldım çorabına. Evet. Çok tatlı. Çok şeker. Ben de çantanın rengini hiç sevmediğim bir renk. Devi de yani hiç sevmediğim bir renk. Bir de şuranı omzunu düzeltsene sanki böyle... O iş çünkü düşecek ve öyle kavayacak bir yani şurası çok potluk yapıyor, düşüyor. Ya öyle bir şey değil ama. Evet çok tatlı, çok şeker. Sana da çok yakışmış. Ama Avrupa'da böyle çok profesyonel, Fransa'da, işte Paris'te çok profesyonel un mamulleri satan bir yerde çalışıyor musun gibi geliyor. Yani bu bir çalışan kostümü gibi geldi bana. Neden bilmiyorum. Yani çantayı bırak. Bak çantayı bırak. Ama o çoraplarla da çalışamaz. Yok. Yani daha düz olur. Üzerindeki çizgi ve etiği yok. Şimdi farklı. Çok daha güzel. Şimdi beğendim. Kaç kere beğeneceksin? Pastane sahibiyim deseydi biraz daha mı inandırıcı olurdu? Yani size? Evet çok daha güzel olurdu bence. Evet. O zaman böyle pastane sahibiyim o zaman. Tak yerine otururdu. İdil o da seni oyuna getirdi. Evet. Diyerek yaptı.
Şu iki omzunu açsana. Oyuna getirdi onu. He bak, böyle güzel oldu. Şunu da öne al, bir tanesini, eşarbın. Ha, önleydi, düşmüş. Birini ha, öne hı. al. Bakayım, yani, ha iki omuz açık. Çizgi olduğu için Cemil Bey şey, göz tarıyor. Ha göz tarıyor ama omuza inince daha evet. biraz daha şey böyle yapıyor. Böyle mesela daha başka. Eteğin şey boyu nerede beli? Burada bitiyor. Onu içine sok. Evet. Sokabiliyorsun. Bluzu. Sok sok. Biraz bol geldi etek galiba. Olsun, bir sok bakalım. Biraz eteği yukarı kaldırsana belini. Tam sarması lazım. Tamam bu kadar, evet. bak ha. Evet. Ay, bayıldım sana şu an. Bırak, bırak şimdi. Bak. Evet. Ve ilk çıktığında onu böyle bağlamıştın ya. Evet, o düşmüş. Çok eğriti bağlamıştın zaten, çok kötüydü. Evet. Hani böyle hafiften kadınlar toplar ya, şöyle toplarlar. Şu alttan geçireceksin. Şu andan şöyle geçirip üstten de. Evet, o aceleye geldi biraz. Şöyle bağlayacaktın. Bir de saçını öne ver. Oldu. Tamamen öne ver. Tamamen kafanı. Hayır, arka saçlarla. Elinle aç 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 ellerinle. Aç ellerinle, evet. Korkma. Korkma. Şimdi bırak. Ha. He. Oh be. Oh. Aslında bunu yapmak istiyordum ama yayında yapamam diye. Ha evet ama o. Oh. Bırak. Ha. Bak. Tamam mı? Tamam, ikna oldum ben de. O zaman hadi oylayalım. Teşekkür Tarsın. Ederim. Teşekkürler. Tarsın. Teşekkür ederim. Evet, Özde'yi yerine alıyoruz. Ben gerçekten kendini hissediyorum. Şunu söyleyeceğim, yaşından büyük giyiniyorsun. Yani birazcık kendi iç sesini dinle. Bu şapkayla, bu ayakkabılarla anlam veremedim. Ay, sen geçen ışıkları. Hafta serseri kötü kızdın. Bugün şapkanı, ayakkabını geçirmişsin. Ne oldu canım? Cici kız mı olmaya karar verdin? Tatlım, benim hayırdır, karşımda bu haller sen varken ben hiçbir zaman cici kız olamadım. Nedir? Evet, Buse Akbaşak gelecek. Hazır mısın Buse? Evet. Bakalım bizi nasıl şaşırtacak. Açıldı mı? Evet, yıkandıkça açılıyor. Başka bir renk çıktı ortaya. Evet, daha çok güzel bir şey yok mu cam? Yok. Çok şeker. Anlam veremedi yaptığım hareketi. Nereye gidiyorsun? Ben nereye gidiyorum? Erkek arkadaşımın dövme stüdyosunda rasta yapmaya karar verdik. Ben de orada rastacı olarak işe başladım. Erkek arkadaşının dövme stüdyosunda rasta yapmaya karar evet. verdiniz. Eyvahlar olsun. Hepsi üst üste. Rasta böyle, sana şangır, mı yapacağız? Şangır. Yok, ben yapacağım. Ha, şimdi benim saçlarım rastadan yanmış, böyle öyle hayal ettim. Ha. Ben de dedim ki madem kendimi yapamıyorum, o zaman ben de başka insanları süsleyeyim. Rastacı kılığı. Evet. Peki, dön bakalım. Evet Ecem. Buse, herkes anneanne babaanne diyorsun. Babaannemin gözlüklerini takmış gelmişsin. Ayaklarında çiçek açmış bebeğim. Evet. Biraz zorlama olmuş sanki. Bugün seni beğenmedim. Bu kadar. Sen bilirsin. Evet Lidya. Saçınla bu kadar birleşik renkler kullanmak doğru mudur bilmiyorum. Benim hoşuma gitmiyor. Yani turkuaz yeşile döndü, yeşil çanta, mavi üst, orada yeşiller, çiçekler, böcekler, yeşil güller. Çiçek açtım bugün, bağırırken şey getirdim. Peki hadi bakalım. Ben her zaman aynı şeyler söylüyorum sana. Bu tarz çok yakışmış sana, senin tarz. Bu bluz biraz büyük benim fikrim. Onu özellikle seçtim. Şu hareket çok hoşuma gidiyor evet. özellikle. Yarasak olsun. Yakışmış sana. Aynen, o saçındaki efekt stilinde de var yani. Kıyafetin de akmış gibi duruyor. Yani evet. bir özensiz duruyor ve evet, senin tarzının devamı olabilir ama daha iddialı, daha farklı şeyler denemelisin. Yani sen böyle bir şey denedin. İşte pantolonun üstünde bir şey giydin. Hatta beğenmedik biz yine.
İşte, bu tarz pantolon hiç giymedim ama. Yani yine hani gömleğine özensiz bu jean gömlek ve başka bir altına pantolon giydiğin zaman hatırlattı bana. Benim için de bugün, evet sensin ama mesela o ayakkabının üstündeki o çiçekler beni yapay çok rahatsız çiçek, etti. Yapay çiçek değil mi onlar? Evet. Ya beni hiç çok rahatsız etti. Ben. Yani sen de halbuki çok seviyorum böyle hani çiçekler, böcekler onlar ama beni çok rahatsız etti. Bir hafta cidden çok iddialı girdim ve benden sürekli iddia bekleniyor. Fakat ben 6 gün boyunca nasıl iddialı olabilirim? 2 gün içerisinde 6 günün kıyafetini nasıl hazırlayabilirim? Sen istesen, nasıl hayır, bulabilirim? Bu tamamen yetenek meselesidir. Ve ben gerçekten tükendiğini hissediyorum. Ben zaman ama cidden şöyle bir şey var. Ben ilk hafta giydiğim kıyafetler tarzında bir şey giyemiyorum ve orada alışveriş yapamıyorum artık. Çünkü aynı şeyleri satıyorlar. Ve diğer arkadaşlarım gidip bir sokaktan 5 günün kombinini çıkartamam. Benim bulabileceğim kıyafetler ama cidden 20 mağazadan daha yeni başladık. Biz 13 hafta devam edecek bu yarışma. Daha yeni başladık ve sen bu tarzın insanıyım diyorsan, zaten bu tarz benim diye buraya geldiysen, senin gardırobunda en az 5 haftalık kostüm hazır olmalıydı. Kıyafet hazır olmalıydı zaten. Hani daha önce bir giydiğin. Bir de ona da lüzum yok. 5 hafta gelmeye yani kendin dikmek mecburiyetinde değilsin. Senin bir tarzın var. Yani sen pazara da gidip öyle bir şey alıp kendi tarzına uydurabilirsin. Bunlar hiç şey değil yani, sebep değil. Peki Umut'cum, yorumunu alalım. Ben de bu arada genel toplamda ayakkabılardaki şeyi aslında fazla buldum. Ama güzel dokunuş var. Olduğunu da söylüyorum. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Tıkanma yaşıyorsun. Evet. Ve kendi psikolojinde tükendiğini hissediyorsun. Evet. Öyle zannediyorsun. O da seni böyle bir şeye sürüklüyor. Yapamamaktan korkuyorum aslında. Eminim ki sen o çiçekleri son dakikada koydun oraya. Evet. Net farklı biliyorum. Bir ayakkabı vardı biliyorum. Ve son dakikada biliyorum. Koydum. Tahmin ediyorum. Bizim de çok zor burada. Çünkü her gün bir şey giymemiz evet. lazım. Ve her gün şık. Ama mesela ben kalkıp işte kapalı çarşıdan bir eşarp aldım. Yani diktiriyorum. Kapalı çarşının eşarbı bu. Muhteşem. Yün eşarbı. Muhteşem. Bu da blue jean kumaştan. Gömleği, kolları taktım. Muhteşem. Altına da bir tane eşofman altım vardı, giydim. Yani altındaki eşofman altı da pazardan. Yani ayağımda da Trabzon lastiği var. Evet. Trabzon lastik ayakkabısı var. Yani demek istediğim sana o değil. Ama ben zaten hep öyle giyiniyorum. Yani pazardan da bir şey bulabilirsin. Sen de tükendiğini bugün hissediyorum. Yani bu haftayı çıkarabilir misin? Değişik, geçen hafta kadar bizi mutlu edecek şüpheliyim. Yok, bütün konseptlerim hazır ve ben cidden aralarında düzenleme yapıyorum. Göreceğiz. Gün. Peki o düzenlemeyi yapadırsın, tarz mı değil mi efendim? Umut, değil tarz Cemil Bey. Tarz mı değil mi, fikirleriniz aklınızdan değil, gitmesin. Değil. Görüyorum. Değil dedi. Biliyorum. Daha özel bir şey bekliyorum ama bu senin tarz ve tarzsın diyorum. Tarzsın dedi, Koko şaşırttı. Evet. Sibel. Tarz değilsin. Değilsin dedi bugün. Açını değiştir. Ecem Akkaya gelecek. Bakalım ilk günkü gibi bizi bugün de şaşırtabilecek mi? Bir kalp kaç defa sever, orada bana da var mı yer? Söylesene sevgilim, aşk kaç beden güven? Her bedeni yaş sanan, kaç tene o can değer? Aldatansa sevgilim, bu oyunu kaybeder. Bir kalp kaç defa sever, orada bana da var mı yer? Söylesene sevgilim, aşk kaç beden güven? Kafanda da fırçam mı var? Evet. Fırçam nereye var. Böyle? Ya ben evdeydim aslında başta. Neycisin baktım. Sen en başta? Kendimim. Ha sen kendisin. Evet. Fırçamla kendimi boyuyorum. Enerjimi düşürüyorlar. Ha, arkadaşlar. Peki. Baktım kendimi boyayacağım dedim. Atölyeme gideyim de biraz tuvalleri boyayayım. Ha. Evet. Sen ressam mısın? Resim Hayır, yapar mısın? Ama atölyem var. Hobi. Tamam. Anneciğim benim için açtı orayı. Çok güzel. Evleniyorum. Aa çok hoş. Evet. Tuniğin altında ne var? Hiçbir şey yok mu? Hayır. Yani mikrofonum var. Keşke altına ne bileyim şort giyseydin de tişörtünü bir yana girseydi içeriye. Gerek sadece yok. Üstünde rahat değil. Rahat. Üstünde beğenmediğim bir şey yok ama saçların yani sanki böyle kedi tırmalamış. İşte fırçamı taktım gidiyorum boyamaya. Evet, doğru söylüyorsun. Kafasını dağıtmak için atölyeye evet. giden bir kadın kafasını dağıtmış zaten.
Peki Edil ve sonra Buse. Resim yapacaksın değil mi atölyede? Evet canım. Hani birazcık minnacıksın ya. Ben resim mi? Yaparken, sen mi? Sen ben de öyleyim ama ben resim yapmıyorum şu an. Ben de çok uzun boylu olduğunu merdivenlere söylemiyorum. Merdivenlere çıkıp öyle boyuyorum onu söyleyeceksen. Umarım onu indirirsin. İndiremezsen yukarı doğru çıkarsan kafana geçecek çünkü bebeğim, altındaki şey. Şort giyseydin keşke. Merdivene çıkıp öyle boyayacağım. Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle çıktın ayakların pişecek üstünde olmayacak mı? Hayır, sonbahar. Sonbahar. Evet. Sonbaharda sadece böyle bir tişörtle mi çıkıyorsun? Çıkıyorum ben. Daha kış gelmedi. Sonbaharda evden çıkamayacaksın. Ay zaten 50 metre yürüyeceğim muhtemelen. Tamam mı? Sonbaharda o kadar sıcak olmuyor da. Yürüyeceğim, mesafe çok uzak değil evime. Peki Serpil. Ya Ece Hanım bugün çok sıradan geldi ve kolaya kaçmışsın Ece Hanım ya. Tek parçayla pazartesi kombinin tek parça. Bir şey söyleyeyim, hep üst üste giydim. Bir kere de ben deneyeyim dedim ya, tek parça nasıl oluyor? Ben bu kombini yapmak için hafta sonu uğraştım. Ben oraya daha fazla oraya gittim, boş oraya ver. Gittim, anladın mı? Hani tek parçayla çıkmamaya özen gösteriyorum. Ben 5 parçada çıktım ve ilk kez tek parça çıkıyorum. Bu bir başlangıç, beni daha değişik göreceksiniz bu arada yarın. Burada ne yazıyor biliyor musunuz? Bu tarz benim... Bebeğim yazıyor biliyor musunuz burada? Okay. O kadar rahat ve güzel bir havam var ki şu an benim de resim yapasım geldi. Bayağı bir relax olur. Böyle kızlarla rahatlarız. Beraber gidebiliriz ama boya boya. Ama şunu belirtmek istiyorum. Tamam, anlamı çok güzel ama senden ne beklerdim biliyor musun? Senin o uyumsuzluktaki uyumun var ya, onu çok güzel kullanıyorsun. Bak taşlarım var. Olur böyle mu? Güzel bir şal var. Üstüne rahat yine bol bir üst. Resim yapmaya giderken ruhundaki o renkli kişiliği de kıyafetine yansıtmanı beklerdim. Çok siyah buldum ama çok rahatsın ve o havayı bana verdin. Hani benim gidip resim yapasım geldi. İyi, böylece gidebiliriz bu arada. Hepinizi beklerim. Peki Ece, son olarak ekle. O resim yapmak istediğinden değil, yandaş aradığından ama Ecem senden daha güçlü bir rakip. Sana 2-3 beden büyük gelir, o sulara hiç girme. Ben yandaş aramıyorum. Biz onda iyi atışırız da sen kademe olarak altısın, yetişemezsin. Biz de yandaş arama. Ya, artık beni çok git bir papatya çayı iç ya. İçiyorum her sabah. Bu ne gerginlik ya. Sen hayatta papatya çayı içtin mi acaba? Olmamış. Ben sana getireyim bir kavanoz iç sen. Tamam, o kavanozun hepsini sen demle. Sen benden dolayı sinirleniyorsun. Her sabah içip relax olmaya çalışıyorsun. Ya, sen ben seni çok sinir ediyorum, sen biliyorum. Sen bana satışacak yer arıyorsun. Ben kıza yorum yapıyorum. Sen benim üstüme ne anlıyorsun? Canım, o sana 2-3 beden büyük, o benim atışacağım kalıpta. Sen de değil, ben de o. Enerjini başka yerde dök, tamam mı? Git başka yerde de şarj ol, tamam mı? Hadi, çok konuşuyorsun. Peki, hadi Ecem. Teşekkür ederim. Ben bayıldım. Teşekkür ederim. Ben bayıldım. Yaşasın. Ve eğer bedenime oluyorsa hemen bu akşam üstünden çalıyorum. Aa, hemen memnuniyetle diyeceğim. Bayıldım. İlk kez giyiyorum. Bayıldım, zaten. Bayıldım. Yani o sevmediğim büyük ayakkabılar bile... Sen de bayıldığın bir taraf var, gene söyleyeceğim. Hey. Out of fashion, moda dışısın. Evet. Başından beri 6 gün geçirdik. Bu 7. gün hiç ödün vermeden kendin giyiyorsun ve dünyanın neresinde bu halinle olsan gayet kabul olur şekildesin. Teşekkür ederim. Ha, detaylara girersen ben o ayakkabıları çok sevmiyorum. Biliyorum. Belki ayakkabı hani biraz daha böyle bot olmayıp başka farklı lastik ayakkabı olsaydı. Evet. Hani biraz daha farklı bir lastik olsaydı ama bu aldırmazlığını böyle minik detaylarla oluşunu çok seviyorum. Çok mersi. Buyurun. Yani tabii ki üzerindeki muhteşem bir parça. Yani Cemil Bey'in isteyeceği kadar hakikaten güzel bir parça ama bana mesela hani bir parça bir şey. İlk kez giyiyorum tek parça. Yani bir kere de ben giyeyim. Bir kep takaldın, bir bere takaldın. Fırça mı taktım, olmamış mı? Yani o da çok yetersiz. Senin hareketin zaten. Kolundakiler çok alakasız. Hani madem ya öyle... biraz sanatla uğraşanlar böyle sever ya. Maviler falan. Bir de nazar değiyor ya galiba. Üzerindeki tam bir Tokyo street fashion. Hmm. Fakat hani mesela o pembe küpe var ya. Evet. Kulağındaki tüy. Acayip bir detay. Ben yaptım onu. İlk defa. Evet. Senin tarz. Evet. Çok beğendim. Wow, o zaman. Çok beğendim. Çok teşekkür Şok oldum. Ederim. Ama beğendim. Sadece açık bacaklar sevmiyorum. Kesinlikle ince bir siyah çorap daha güzel olabilirdi. Ama çok beğendim. Çok sağ ol. Giyebilirdi altına, evet. Yakışırdı. Evet. Evet. Çok güzel. Sağ ol. Peki Sibel'cim.
Evet, botlar o bacakların olduğundan kalın göstermiş. Böyle efil efil ve bol tril şeyler çok yakışmış. Tarzını da tamamlıyor çok diye düşünüyorum. Beğendim. Çok mutlu oldum. Tarz mı Sibel? Tarz dediniz. Tarz dediniz. Tarz. Vay. Değil dedi vallahi Hamut değil İyi dedi. Yarın görüşürüz. Kaçta? Bu saatlerde. Yıldızı kaptın Ecem. Yaşasın. Yerini alıyorum seni. Hadi bakalım İdil geliyor. La joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Edil Edil, nereye gidiyorsun? Müzayedeye. Parlez-vous français? Yok, hiç yok. Hiç yok. ben bir şirkette çalışıyorum. Evet. Bir müzayede düzenlenecek. Ama ben müzayedeye bir şeyler satın almak için gitmiyorum. Satan bir adamı gözlemlemek için gidiyorum. Ha, bir nevi ajansın. Zaaflarına bakacağım, ondan sonra ondan bir şeyler öğreneceğim. Ha öğreneceksin. Evet. Yani rakip firmanın şeyi değilsin yani ajan olarak gönderdiği evet. biri de öyle misin? Hayır hayır şöyle şimdi ben bir firmada çalışıyorum. Ha. Firma bana diyor ki şu adam müzayedeye gidiyor. Tamam. Sen de bir süslen bir git diyor. Tamam onu gözlemle diyor işte. Onu gözlemle diyor. Ondan sonra bir tanışırsın neler öğrenirsin bir bakarız diyor. Ben de oraya gidiyorum. Yoksa ben bir şey almayacağım çok bilgim anladım yok yani. Bir ajanlık var işin içinde. Evet, yani anladım. Bu şapkalar bir şey yani bir anlam ha anladım. Evet. Defteri de aldım belki bir şeyler not alırım. Not alırım diye. Evet. Ben de Fransız Rivierası'nda bir yerde bir kafeye böyle elinde bir çanta. Yok, bir de dil öğrenmeye çalışıyorsun çok sanki. Çok çok klasik dedin. Evet ben biraz daha action olsun. Başka dedim. Bir action var işin içinde. Peki dön bakalım action'a cevap var mı? Neyin, var hadi. Olmaz mı? Tam madam hani böyle usluk ne kadar doğru olacak bilmiyorum ama zengin avcısı olup Cemil İpekçi'nin, Sayın Cemil İpekçi'nin bahsettiği gibi onu öldürmüş. yani servete konmuş gibi bir avam var. Hani değişik. Hani tarz mısın değil misin bilmiyorum ama sana yakıştırdım. Teşekkürler Necim. Kombinini beğendim fakat bu kaçıncı elbise giyişin? Cidden merak ediyorum. Bu kaçıncı elbise giyişin derken ben elbise giymeyi seviyorum ama arada şort da giydim, pantolon da giydim. Sürekli elbise giymiyorum. Ben seni nedense birkaç gün haricinde sürekli elbiseyle gördüm. Sürekli elbise de giyiyorum, evet. De göğüs dekoltesi var özellikle. Yo, göğüs dekoltesi bana farklı bir şey yapmam söyleniyor fakat neden bu senin için geçerli diye ben bunu merak ediyorum. Biraz sen de dikkat al. Bir şey söyleyeceğim. Ben evet elbise giymeyi çok seviyorum. Ama arada dediğim gibi şortlu kombin de yaptım. Pantolon giyip gömlekle giydim. Göğsüm sadece. Hiç görünmüyordu. İki transparan gün. Olmasına rağmen göğsüm kapalıydı sonuna kadar. Benim böyle bir iddiam yok. Boğazlı kazak da giyer gelirim. Sen bence ben değişemediğin de için benim de değişemediğimi düşünüyorsun ama böyle bir elbise, böyle bir şapka ve böyle bir çantayla ilk defa buraya geliyorum. Ben evet canım elbisenin türevleri bunlar. Sen anlamazsın. Ve artık göğüs dekoltesi görmek istemiyorum. Şapkana aşık oldum o kadar. Geri kalan hiçbir şey beğenmedim. Peki Aygün. Yani böyle ajan mı olur, böyle müzayedeye mi gidilir? Gidilir. Sen bu böyle kafa dokuya gidiyorsan ben böyle her yere giderim. Ama bu şapkayla, bu şapkayla, bu ayakkabılarla anlam veremedim. Ay, sen geçen ışıkları. Hafta serseri kötü kızdın. Bugün şapkanı, ayakkabını geçirmişsin. Ne oldu canım? Cici kız mı olmaya karar verdin? Tatlım benim karşımda sen varken ben hiçbir zaman cici kız olamadım yoksa. Bu haller nedir? Sen tarzına seni bir karar ver istersen. Seni şöyle karşıma koymuşlar, ben nasıl cici kız olayım? Delilendiriyorsun beni. Ya senden beni. Cici kız mı, cici kız mı? Yani bu şarkı da benden sana. Ben de diyordum kime yok şarkılar zaten benim anlattıklarımı anlattı yani. Tatlım, o, ben sen böyle evden dışarı çıkıyorsan ben böyle her yere giderim. Lazım. Anladın?
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu tarzı tamamlamak için elinle eldiven olması gerekiyor. Sen bana bir şey söyleme ya. Sen o şapkada bu kıyafete gitmemiş. Sen bana bir şey söyleme. Sen bir şey duymuşsun, uygulamaya çalışmışsın. Lütfen kafamı böyle yere koydun, üçledin gerçekten ya. Isındı kafam artık böyle yani. SOS veriyorum şu an, yeter artık. Arkadaşlar hepiniz aynı anda konuşun isterseniz. Kimse birbirini duyamasın. Peki, hadi gel bakalım İdil. Cemil Bey çöktü, ne oldu? Arkanı dön. Yani arkanda o beyaz elbiseyi mahvetmiş. Yani belki bütün beyaz arkası detaylı siyah olsaydı, önünde bir beyaz kalsaydı ki gene çok iddialı. Yani biraz daha küçük bir beyaz olsaydı. Belki de hiç olmasaydı, o beyazlar yakada kalsaydı. Ama yani şimdi işte bu ne... Bu ne biliyor musun? Yani bu sene biraz evvel arkadaşına söylediğim gibi böyle bir siyah beyaz modası var. Benim de koleksiyonumda, ben ama moda diye yapmadım. 3 sene evvel yaptığım bir koleksiyondu. Siyah beyaz böyle bir şey var. Çıkıyor tekrar. Ama o kadar zor ki siyahla beyazı kombin edebilmek, dozunda kombin edebilmek. Onun için hiç sevmedim, hiç sen değilsin. Şapkayı çıkarsana bir kafanda. Şapkayı çıkart yani. Şapka gerçekten çok alakasız bir materyal. Bak. Böyle çok daha iyi. Peki efendim, Koko'ya geçebilir miyiz? Ben de o şapkayı hiç sevmedim maalesef. bu elbise tam French made gibi. French made biliyor musun? Yani best kostüm. Made. French made. Ha, temizlikçi kıyafeti. Temizlikçi Fransız. Tamam. Fransız temizlikçi kıyafeti. Evet. Toz alan. Evet, o açıdan hiç bakmamıştım. Şöyle bir baktığın an öyle oluyor. Doğru. Doğru. Şu eline böyle büyük beyaz bir şey var. Evet, aynen aynen. Ruj çok güzel ama başka kırmızı yok. Kesinlikle kırmızı bir çanta ve kırmızı ayakkabılar çok daha güzel olabilirdi. Ama tam French made gibisin. Peki. Çok doğru söyledin bu arada. Keşke o konsepte gelseydi diyorsun Koko. Vallahi çok doğru söyledin. Evet Umut'cum. Ben de düşündüm, evet oldu. Şimdi bir haftayı atlattık. Yine bakıyorum hani sen ve diğer arkadaşlara da biraz daha parça sayınızı yükseltin. Yani ceket. Yani evet. Evet, evet, evet. Anladım. Yani bir şeyleri... gerçekten giyerken de minicik de olsa bir araştırın, bir bakın. Nereden esinleniyorsanız. Hala en başından beri söylediğim gibi biraz sinemadan beslenin, bakın. İlham alın. Şunu söyleyeceğim, peki, yaşından büyük giyiniyorsun. Yani birazcık kendi iç sesini dinle. Peki, tarz mı değil mi? Tarz değil. Değil. Tarz değil. Kusura bakma. Yerine geçebilirsin. Teşekkürler. Evet, şimdi Lidya geliyor. Lidya oldukça büyük değişimler gösterdi. Cesur adımlar attı. Bakalım jüri bunu nasıl görecek? Anlatsana nasıl yaptın bu hikayeyi, biz iyiyiz, sen? Zaten bugünkü konseptim de ona uygun. Peki. Saçımı kestirdim. Bunalıma girdim. Gitmesi hani yıkıcı oldu gerçekten. Saçlarımla kuaförde yere bakıyorum, vedalaşamadım. Yakıştırdın mı kendini? Hayır. Daha alışamadım. Bence hiç asla alışamadım. Gerçekten zor. Hani uzun bir saçtan bir anda kısa saça geçmek gerçekten zor oldu. Yani dersin 10 ton saçım vardı. Olsun. Ama bir alışmışlık var. Mesela sabah uyandım, şöyle bir saçıma şey yaptım. Yok. Tamam, kabus değilmiş dedim. Arkadaşlarımı aradım. Kızlar geldi. Giyiniyorsun, gidiyoruz dediler. Böyle Anadolu yakasında oturuyorum ben de. Anadolu yakasında böyle ufak bir yere birazcık eğlenip dans etmeye moral gidiyoruz. Yemeğine götürüyorlar seni. Yok, yemek değil, eğlence. Moral eğlencesine. Evet. Gece çıkıyorsunuz. Evet. Hadi bakalım. Allah. Evet Duygu. Kendine sponsor bulduğun çok bariz ortada.
Eskiden ha, yani bir hafta önce seni hiç bu formda görmemiştim. Altındaki tayt'ı çok beğendim. Saçların da çok güzel olmuş. Sadece beğenmediğim tek şey üstündeki hırka daha değişik bir model hırka olabilirdi. Yani teşekkür o triko ederim. Hırka olabilirdi. Üstündekinin hiçbiri sponsor değil. Onu biz bugün bilemeyiz yani. Yok gerçekten ama değil. Ama seni hiçbir bilir şekilde görmemiştim. Normal böyle Serpil etekler, bilir, balon bunların etekler falan. Belki Haluk'tan bence başka sponsorun da olabilir yok, yani. Yok yok. Yani, birisinden fikir alarak giyindiğin çok bu ortada yani. Bu konuda yalan söyleyecek değilim çünkü olmaz zaten yayınladığımda. İlk gördüğüm zaman bir hafta geçti. Yani 5 günde... Ben neredeyse hepsini tanıdım yani. Herkesin de tarzı ortada ama ben seni hiç bu şekilde görmedim. Sen birisinden fikir alıyorsun bence bu şekilde giyiniyorsun. Çünkü hayır, daha önce hiç böyle bir şey giymemiştin yani. Doğru, o etekler falan. Bence o etekleri yine giyeceğim. Çok seviyorum. Aygün. Spider-Man'in yeni kız arkadaşı. Hoş geldin. Spider-Man mı? Evet, aynı. Çok bilmiyorum. Ha? Bana Spider-Man'in kız kostümünü çok andırdı. Canım göremedin galiba. Özellikle leopar alt deseni kısmı. Ayrıca onu leopar deseni canım. Canım, uzaktan görünüşünü söylüyorum al, gel, sana. Bak. Bir de o çantayı bir çeker misin? Tabii. O kemerinin duruşu çok kötü duruyor gerçekten. Sana göre. Çok güzel, sana bence yakışmış. Farklı. Bak, renk yakışmış, desen yakışmış. Ay, Aygün, ama ben senden duruşu yorum çok almak kötü istemiyorum. Gerçekten iyi de kötü. Ben senden yorum almak istemiyorum. Yorum ben almak senden istemiyorsun çok ama ben bugün fikrimi burada söylemek istiyorum. Ben ayrıca benim lafımı bölüyorsun şu anda. Ben laflarımız üst üste da geliyor. Lafımı Ebru bölme Hanım lütfen. Tamam mı? Üstündeki de kolyede eğer üçgen olsaydı daha güzel olurdu. İnşallah o kalp canım, ben anlamadım. İnşallah. Bu kadar hani kadınsı İnşallah duran birine bu kadar kalp gerçekten anlam veremedi. Ve kaburgaların çıkıyor ya. Bak, bel kısmında değil de şuradan yandan yürürken kaburgaların gözüküyor. Evet. O kötü bir görüntü oluşturuyor. Yani daha büstlerin bu üst kısmın hacım güzel ama bu kaburgalarının görüntüsü, göbeğindeki bu kemikler hoşuma gitmedi. Harbiden şu anda Serpil'e dönüşeceğim. Allah diye bir ses. Yani yeter, sen bugün yeter. Hayal gücün kuvvetliyse niye kendi üzerinde kullanmıyorsun ya, peki? Ya uygulayacağım onu ya. Çok ben kuvvetli hayal gücün, niye kendi üzerinde sizde kullanmıyorsun? Sizde oluyor da ben kendime dediğim gibi aynaya bakınca yüzüme bakıyorum. Sadece gerisini göremiyorum. Yani onu da yavaş yavaş görmeye çok başlayacağım. Çok güzelsin, evet. Evet. İşte aynen o günde sizin için yapacak zor bir şey gün olacak. Lidya, senin yerine alalım. Bir defa evet laf dinlediği için bravo. Teşekkürler. Aranızdaki en laf dinleyen. Belki saçının uzun halini arıyorsun. Alışamadım. Ama şu anda karşımda boyuyla, saçıyla bir tarz görüyorum. Bir tek buraya gelebilir misin? Tabii. Ben kalkmayayım. Bir tek beni rahatsız eden, bilmiyorum siz bakarsınız. Şu kemeri şuradan bir çıkar. Evet. Ben hiç böyle düşünmedim. Bu tabii burada şey yapmıyor. Ama olsa iyiydi. Deldiririm. Öyle kullanırım. Olsa iyiydi yani bak. Evet. Peki yerine alalım seni Lidyacığım. Bir de Lidyacığım şu münasebetsizi. Evet evet, korkunç o. Ben çok seviyorum çok kalp. Çok korkunç o kolye. Kalp güzel de karalara bürünmüş kalp. Kim bakacak suratına? Hayır, bir de suratına oradaki taşları çok kötü al yani. Al şunu da. Yalnızca kalp olsa hadi bir derece ama o parlayan taşlar bak, çok göz alıyor. Yani benim için sanki böyle olsaydı. Yani, böyle olsaydı daha iyi olurdu. Baştan yalattınız. Ha? Ben o anda şey, çok güzel notlarıma oldu. Notlarıma bakıyordum. Baştan yaratmışsınız. Ben böyle olursa beğeniyorum. Ben de. Peki. Bundan Coco sonra böyle kullanacağım. Gerçekten çok beğendim. Teşekkür ederim. Ben de böyle sevdim. Neden? Çünkü this is how you wear tights yani. Tightlar böyle tightlar giyilmeli. Evet. Hmm. Kesinlikle yani. Saçların bayıldım. Çok bak, beğendim. Bak bir de şey yapınca çok güzel oluyor senin gibi. Yapsana şöyle yandan. Ayırıp mı? Yandan bak ayı. Bu saçları çok daha seviyorum. Daha kullanmayı öyle hiç öğrenemedim. Bak. Ayır. Heh. Arkada da biraz evet, krepe var. Evet, kulağını arkasına al birini. Çok yakıştı. Şunu mu? Evet. Wow. Evet. Biraz öne düşür. Sizin yolunuzda ilerleyeceğim. Bak. Evet, çok güzel. Değil ne mi kadar güzel oldu. Ne kadar güzel. Çok modern, çok funky senin. Sadece ayakkabılarını sevmedim. Bak. Bak şu çok haline ve şimdiki haline. Öncesi sonrasını da kaysak. Peki Coco devam ediyor. Evet, ayakkabılarını sevmedim. Topuk daha ince istiyorum. Mesela Serpil'in... Daha ince topuklu bir bot istedim. Serpil'in botlar gibi.
saç yüzünden bunalıma girmek ne demek? Allah başka bir bunalım vermesin. Amin, yani, amin. Ne demek bunalıma girdim, dengem bozuk, alışamadım falan. Bir kere çok güzel, çok modern ve çok klas durmuşsun. Yani o gerçekten çok saçın mı vardı diyor Cemil Bey. Mısır püskülü gibi bir şey vardı senin saçında. Yok, çok doğru. Saç demek mümkün değildi ona. Doğru. Kestirdiğin çok iyi olmuş. Dünyada yaptığın en iyi şey olabilir şu ana kadar. Yani nefis gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Bu halin çok nefis gözüküyor aynı şekilde. Kolyeni hiç sevmemiştim. Çıktığın andan itibaren böyle tutup kopartmak istiyordum o kolyeyi. Güzel, beğendim. Teşekkürler. Sıra bende. Umut Bey, ben sizden korkuyorum. Titan'ı çok sevdim. Gerçekten evet. Mi? Evet. Sevmemin nedenlerinden bir tanesi o içindeki siyahlık, siyah desenler. Onlar bayağı muazzam olmuşlar. Bir de rengi çok güzel Titan. Evet, ben bugün Tarsın diyorum. Teşekkür ederim. Tars. Çok sağ olun. Tarsın. Teşekkürler. Tars. Çok sağ olun. Cemil Besin sayenizde oldu. Saç değiştirdim. Acaba bu ilk günde kimler yıldız aldı arkadaşlar? Yıldız alanları bir aya alacağım. Haftanın ilk gününde kimler yıldızları kapıp başladı? 7 kızımız yıldız aldı. Toplam 14 kişiyiz. Ve 100 bin liralık büyük ödüle adım adım yaklaşıyoruz. Evet, ikinci haftamızdayız ama zaman dediğiniz şey nedir ki? Su gibi akıp geçer. Hele bu tarz benim stüdyosundaysanız bilmiyorum nasıl geçer ama eminim siz ekran başında keyifli vakit geçirmişsinizdir efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Zalim anan evdem. Tavukları pişirmişim, anamı da komşuya göndermişim. Tavukları pişirmişim, anamı da komşuya göndermişim.